Açılışta Bilge kişi halkını geniş bir meydanda toplar gerçekleri hepsinin huzurunda dile getirir. Halkla arasında nefis bir diyalog kurulur. Halktan biri öne çıkarak bize sevgiden söz et der. Bilge anlatır, anlatır, anlatır. Bir diğeri bize aşktan, evlilikten söz et der. Anlatır. Bunu bilim hakkında ne dersin diyen biri izler. Anlatır. Çocuklardan bahsetlerler, anlatır. Eğitimden bahsetlerler, anlatır. Evrenden bahsetlerler, anlatır. Alın terinden, emekten ve adaletten bahset derler, anlatır. Ve daha günlük hayatın sorunlarından söz etmesi istenir. Bilge hepsi hakkında hikmetli sözler söyler. Anlatır, anlatır, anlatır. Konuşmasının sonuna doğru birisi bana dinden bahset deyince Bilge şöyle bir cevap verir. Bahsettim ya dinlemedin mi? Merhaba sevgili seyirciler. Bana dinden bahset başladı. Evet bir programda daha yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili seyirciler bugün Ali İmran suresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ali İmran suresinin 98 ila 109. ayetleri üzerinde duracağız. Yaklaşık 10 veya 11 ayet üzerinde yani bir aşır olmuş oluyor. Bir aşır 10 demek. 10 ayet üzerinde yaklaşık durmuş olacağız. Acaba ayetleri çarpıtmak ne demektir? Onda bir ayet aramak, çarpıtmak, manayı çarpıtmak, lafzını çarpıtmak, demek istediğini çarpıtmak, başka manalara yormak, bütün bunlar ne anlama geliyor? Bunun üzerine duracağız. Kur'an-ı Kerim'de çokça bilinen, hemen hemen, birçok kişinin ezberlediği hafızların falan bir bölümdür burası. Tefrikaya düşmeyin. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. Allah'ın ipinden maksat nedir? Bunu nasıl anlamamız lazım? Bir de Kur'an-ı Kerim'de çokça dinlediğimiz bir kavram var. Emri bil maruf nehi anil münker yapmak. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek ne anlama geliyor? Kur'an-ı Kerim'in çokça tekrar edilen ana bel kemiği kavramlarından bir tanesidir bu. Marufu emretmek, ortak iyiyi emretmek çağımızda çok önemli bir konu. Bundan bahsedeceğiz. Ayrıca bugünlerde Şubat ayındayız. 23 Şubat Metin Yüksel haftasındayız. Bununla ilgili özellikle ikinci bölümün başında bir etkinlik afişi göstereceğim ve 23 Şubat Metin Yüksel haftasından bahsedeceğim. Metin Yüksel kimdir? Ne yapmıştır? Neyi savunmuştur? Ne zaman yaşamıştır? Bugün için ne anlama gelmektedir? Belki ilk defa duyanlarınız olacaktır. O nedenle programımızı lütfen dikkatle dinleyiniz. Arada bir ara verseniz de bir 45 dakikada bir ara veriyoruz. 3 saatlik maraton başlıyor. Ama önce Vatandaşlarımız bu konularda neler söylüyor onları bir dinleyelim. Ayetleri çarpıtmak ne anlama gelmektedir? Ne anlama gelir? Yani ahlaksızlık bir şey yani ne diyeyim Ayetleri mevcut anlamlarından farklı şekillere sokarak eğip bükmek anlamına geliyor. Ayetleri çarpıtmak insanların anladığı şekilde doğrusu olmayan bir şekilde anlayıp ee, yanlış dinen yanlış şeyler yapması ve bunları insanlara yanlış şekilde anlatması bunlar genel olarak toplamda çarpıtmak. Yani e, Allah'ın verdiği ve indirdiği kitaplara peygamberlere bunlara sıkı sıkı sarılın demek istenmiş olabilir. Ayetleri çarpıtmak e, insanlara huzur huzur dolusu e, öğrenim yani dine daha yakın olması, Allah'ı Allah'ı anması, namazlarını, niyazlarını kırması bu anlamda. Evet sevgili seyirciler, Bana Dinden Bahset programımız başladı. KRT televizyonundayız. 8. sezonun 20. programındayız. Ona da bir taraftan saymaya devam ediyoruz. Bugün az önce dediğim gibi Ali İmran suresi üzerinde duracağız. Ali İmran suresinin 98 ila 109. ayetleri arası bölümü açıyorsunuz. Burada 98-109 olduğuna göre 11 ayet okuyacağız demektir. 11 ayette acaba ne söyleniyor? Bu e, genellikle kısa bir aşırıdır. E, Kur'an kurslarında, İmam Hatip ortaokul kısımlarında falan çokça ezberletilen bir bölümündür. Çünkü e, parçalanmayın, bölünmeyin, tefrikeye düşmeyin. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. E, iyiliği emredip kötülükten sakındırın. insanları hayra çağırın gibi e, çok meşhur, çok bilinen e, Kur'an ayetleri var. İşte onlar üzerinde duracağız ayetleri çarpıtmak derken ne kastediliyor onu anlamaya çalışacağız. Evet, stüdyodaki arkadaşlarımıza da hasreten tekrar hoş geldiniz diyorum. Tekrar birlikteyiz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugün sanatçı koltuğumuzda Cumhuriyet Yaşam Evi Türkü Dostları grubundan Mustafa Ardıç ve Firdevs Aksoy var. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl gidiyor Cumhuriyet Yaşam Evi Türkü Dostluğu. <laughs> Neler yapıyorsunuz? Yani böyle e, e, sürekli bir programlara falan gidiyor musunuz? Veya sürekli bir yerde e, böyle mini konser falan gibi şeyler oluyor mu? Hocam. Öyle mi? Evet. Kendi, yapıyoruz. kendi ara. Yani oradaki arkadaşlar daha çok böyle amatörlükten gelip yavaş yavaş kendi sesini, sazını, sözünü geliştirip e, onları böyle ilerletme amaçlayan bir evet. çalışma aldı değil mi Evet hocam. Evet teşekkür ediyoruz evet, geldiğiniz Muzaffer için. Hocam da selamı var rahatsızlandı gelemedi kendisi. Ya, aleyküm selam. Teşekkür ederiz sağ olun. Ee, daha önce katılmıştınız değil mi bir grup halinde mi gelmiştiniz öyle bir yaşı hatırlıyorum ben. Biz yine Evet. Yine gelmiştik hocam. Ee, grup halinde de arkadaşlarımız gelmişti buraya doğrudur. Ee, ara ara böyle sizi ziyaret ediyoruz. <laughs> evet. Ne zamandan beri saç çalıyorsun? Ben e, 30 32 yıl oldu. 32 yıl oldu. Evet. Yani çocukluğunda başladın. Evet. işte 8 yaşlarında. Evet. Neredeyse 5'teyken demeyelim yani. <laughs> evet, <tabii gülüyor> Öyle tabii. bir aileden mi büyüdün? Ee, yani böyle geleneğimizde... Böyle bir tabii. saz aslı bir evden büyüdün. Ee, tam öyle, öyle mi? değil ama geleneğimizde ha. vardı. Hani var. dedem de çalarmış herhalde. Genetik olarak da öyle bir miras var muhtemelen. Kültürümüz de ona müsait olunca öyle başladık. Ben de bireysel olarak da meraklıydım. İşte küçükken klasik olacak süpürgelen saz çalıyorum. Şimdi O tarz taklitler yaparak önce. Evet. İçinde evet. saz, bağlama yani tını... Sanata, sanata dair bir şey var. Evet. Şimdi içinde bağlama tınısı, evet. saz sesi olmayan müziğe ben müzik demem sözü doğru mudur? <laughs> Tabii ki değildir. <laughs> İnsan sesi de zaten evet. insanın kendi iç sesi de bir müziktir aslında. Evet. Duygulandığındaki hatta hiç ses çıkarmadan bile o içerideki akış da bana göre evet, bir Bu biraz bağlama tabii. fanatizmi mi oluyor? Evet, tabii tabii. bütün müzik aletleri önemlidir. Bence Diğerleri de yani, her biri bir tabiattaki sesi bir sesi. En büyük bu. Allah'ın yarattığı bir sesi yansıtmış oluyor değil mi? İnsan sesi en büyük Ama bağlama et. başka tabii yani. Tabii bu da e, tabii Orta Asya'dan beri e, evet. gelenekten Peki, gelen. tekrar dinleyeceğiz. Ee, görkemli duruyor buradan. Bakalım orada nasıl bir ses çıkacak. Evet teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür için. ederiz. Sağ olun. Evet. Sevgili misafirler ve değerli seyirciler. Buradan bizi her nerede izleniyorsa sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Özellikle yurt dışına çıkamadığımızdan dolayı neredeyse bir buçuk yılı geçti ki bizi dışarı çıkarmıyorlar. 2-3 ay önce şehir dışına çıkmamıza izin vermeye başladılar. Şimdi ise yurt dışına çıkamazsın diyorlar sanki ne olacaksa. Biz de tabii her ne kadar hukuk yerlerde seriliyorsa da bir takım çevreler, kişiler hukuktan hiçbir şey anlamasa da biz genel anlamıyla memleketteki hukuk sistemine uyuyoruz yani. Böyle illegal bir tip değiliz yani. Öyle kanuna, yasaya, hukuka, savcı, hakim ne derse uyuyoruz. Ee, her ne kadar mahkemede e, sadece kararı dinleyip yerimize oturduysak da e, hakim bize mahkemede görülen olumsuz hallerinden dolayı ildirim yapılmamasına diye cezamızı artırdı. Yani <laughs> mahkemede duruyoruz. Yani yaptığımız bir şey yok. Okunan kararı dinliyoruz. Aa, Bir de baktım ki e, salonda, mahkeme salonunda görülen olumsuz hallerinden dolayı eldirim yapılmamasına diye bir yıl iki ay oradan da e, cezayı artırdı yani. Hiçbir şey yapmadığımız halde, sustuğumuz halde çok enteresan bir dönemden geçiyoruz. Sevgili seyirciler şimdi hukuk hukuk bir ülke için e, yaşam kaynağıdır. Nitekim hukukun Arapçası aslında şeriat demektir. Geçen haftalarda bunun üzerine durmuştuk. Şeriat su kaynağına götüren yol demektir. Şeriat su içen canlılar için, vücudunun büyük bölümü sudan oluşan biz canlılar için, kaynak, pınar, su, çeşme neyse bir toplumda, bir toplum içinde hukuk odur. Eğer hukuk olmazsa toplum kurur, çürür, yozlaşır, birbirine düşer, yaşanmaz hale gelir. O nedenle hukukun Arapçası şeriat demiştir. Yani su kaynağına götüren yol, topluma can veren, su veren, hayat veren şey hukuktur, kuraldır yani. O kurallar bir kez çiğnemeye başladığınız zaman ardı artısına artık gelmez. Hakimlere, savcılara, mahkemelere güvenmediğin zaman o toplum bitmiş demektir. Böyle bir hukukun ayaklar altına alındığı bir dönemden geçiyoruz. Geçen hafta da hukuk aleyhine, hukukluğu böyle yerden yere vuran, adeta e, iktidarın e, paçavra gibi kullanıp attığı bir sümüklü mendile neredeyse çeviren sözler işittiniz hukuk hakkında. Mesela Türkiye'yi yöneten kişi, Çıktı ve dedi ki yani bunu söylemeden duramayacağım yani. Programın girişinde söylüyorum. Bir manavrayla beraat ettirmeye kalktılar dedi. Osman Kavala için, Gezi davası için mahkeme Gezi beraatı verdi. Ama Muktedir saraydan bir açılma yaparak Osman Kavala denilen kişiyi bir menavra ile beraat etmeye kalktılar dedi mahkeme hakkında. Beraat etmeye kalktılar. Beraat ettirmeye kalktılar. Şimdi bu ne demek? Bunu üzere düşün. Bu, hukukun ölmesi demek. Bu memlekette o sözü duyduktan sonra hukuk fakültesinden mezun olan savcı, hakim, mahkeme üyesi, avukat, birazcık hukuk nosyonu olan herkesin büyük ihtimalle yerin dibine batmıştır ve onurları yerle bir edilmiştir. Çünkü tepede bir kişi diyor ki berat ettirmeye kalktılar. Ha sen misin berat ettiren? Ne yapacak peki? Mahkeme ne yapacak? Ya ceza verecek ya berat ettirecek. E ceza verirse de mahkemedir. berat ettirirse de mahkemedir. Hepimizin uyması gerekir. Öyle değil mi? Biz nasıl uyuyoruz? Yani mahkeme bizi bana ceza verdi. Haklı mı yani? Haksız. Siyasi davrandı, bastı ceza ama sonuçta ceza verdi yani. Şimdi sen tepeden böyle bir kılıç sallayarak demokrasinin kılıcı gibi indiririm ha başına derecesine beraat ettirmeye kalktılar dediğin an o memlekette hukuku bitirirsin. O memlekette yazık edersin. Çok yanlış bir söz. Neyse bunun üzerine duracağız. Bunun üzerine muhtemelen siz de sormuş olacaktınız ama ben de böyle bir girizliğe yapmış oldum. Daha işin başlangıcında. E, konuyla da ilgili zaten biraz. O marufu emretme konusunda oraya geleceğiz. Yani konudan hemen dışına çıkıp da böyle bir programa girer girmez böyle siyasete giriyor falan demeyin yani. Zaten bu konumuzla ilgili kardeşim. Hukuk şeriat demektir yani. Şeriatı uygulamak demektir. Şimdi ben şunu anlamıyorum arkadaşlar. İslam'da tevhid vardır. Tevhidi parçalayamazsınız. Parçaladığınız an Müslümanlıktan hiçbir şey anlamazsınız. Mesela dünya ayrı, ahiret ayrı. Ruh ayrı, beden ayrı. Devlet ayrı, din ayrı. Ee, siyasi konular ayrı, dini konular ayrı. Dediğiniz an siz bittiniz demektir. Siz başka bir iklime geçmişsiniz. Bu işin bir şey anlamıyorsunuz demektir. Ayrı diye bir şey yok. Tevhid var. Hepsi birdir. Ama neyi, nereden, ne şekilde, ne zaman kullanacağını bileceksin. Kalkıp da devleti ele geçirdik diye insanlara zorla namaz kıldırma, zorla başını örttürme, zorla değişmeyen yasaları bin sene öncesinden oluşturulmuş hukuk kurallarını gözünü kırpmadan uygulamaya kalkmayacaksın. Ha bu ayrı. Bunu yapmak için Din ayrı, devlet ayrı demeye gerek yok. Dinin de yerini bileceksin, devletin yerini bileceksin. Fakat insan ruhunu parçalayamazsınız. Mesela ruh ve beden bütündür. Dünya ve ahiret bütündür. İnsanın e, çarşıdaki hayatıyla, camideki hayatı, kilisedeki hayatıyla, tapınaktaki hayatı, televizyondaki hayatı bir bütündür. Çünkü e, mabette olan da benim, burada olan da benim kiliseye gidecek olan da benim. Yarın siyasete girdiğimde mecliste yasa çıkaracak hep aynı kişi yani. Bunları parçalayamazsın, bölemezsin. Burada ne anlatılmaya çalışılıyor? Her şeyin yeri var. Buna adalet diyoruz. Adaletin ne olduğunu anladığınız zaman her şey yerli yerine oturur. Nitekim adaletin bir tanımı da herkese hakkını vermek, her şeyi yerli yerine oturtmak demektir. Taş, taştığını yapacak. Din dinliğini yapacak. Devlet devletliğini yapacak. Ruh ruhluğunu yapacak. Beden bedenliğini yapacak. Bunlar böyle paramparça birine oturma birine oturma bölemezsiniz. Ama herkes ne için var oluyorsa onun gereğini yaptığı zaman mesele kalma. İşte buna adalet diyoruz. Evet şimdi Ali İmran suresinin 98 ve 109. ayetlerini önce bir dinleyelim. Sevgi ve merhameti sonsuz Allah'ın adıyla Onlara söyle. Ey kitap verilenler! Niçin Allah'ın ayetlerine karşı geliyorsunuz? Allah yaptıklarınızı görüyor. Onlara söyle. Ey kitap verilenler! Niçin iman edenleri, güvenenleri Allah'ın yolundan engelliyorsunuz? görüp durduğunuz halde niçin onu çarpıtmaya çalışıyorsunuz Allah yaptıklarınızdan haberdardır Ey iman edenler, güvenenler eğer o kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız sizi inandıktan sonra döndürür kafir yaparlar Önünüzde Allah'ın ayetleri okunurken ve aranızda onun elçisi varken sizler nasıl olur da imandan dönersiniz? Oysa her kim Allah'a sımsıkı sarılırsa doğruluk ve dürüstlük yolunda yürümüş olur. Ey iman edenler, güvenenler, Allah'ın öfkesini çekmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa o şekilde sakının. Yalnızca Müslümanlar olarak can verin. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Daha dün birbirinizin boğazına sarılırken şimdi tek yürek haline geldiniz. Onun nimeti sayesinde yediği içtiği ayrı gitmeyen can yoldaşları oldunuz. Allah sizi uçurumun kenarından kurtardı. Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolda şaşmadan yürüyesiniz. sizden erdeme çağıran ortak iyiyi emreden ve kötülüklerle mücadele eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler bunlardır. Sakın kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılıp parçalananlar gibi olmayın. Böylelerine Büyük bir azap vardır. Kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kara çıkacağı o günde yüzleri kara çıkanlara inandıktan sonra kafir oldunuz öyle mi? O halde nankörlük etmenizin karşılığı olarak tadın azabı denilecek. Fakat yüzleri ak olanların üzerine Allah'ın sevgi ve merhameti yağacak ve sonsuza dek orada kalacaklar. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Bunları sana hak olarak okuyoruz. Allah yarattıklarına hiçbir haksızlık yapmak istemez. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve bütün işler dönüp dolaşıp Allah'a varır. Evet sevgili seyirciler, Ali İmran suresinin 108 ile 109. ayetleri arasındaki bölümü dinlediniz. 11 ayetin mealini dinlediniz. Bu bizim tarafımızdan yapılan meal çalışmasıdır. Mesela meal'e dikkatle dinlediniz, dinlediyseniz mesela diyor ki onun nimeti sayesinde yediği içtiği ayrı gitmeyen can yoldaşları oldunuz. Şimdi bu Türkçe'de kullanılan bir tabirdir. Acaba ayette de tam böyle mi geçiyor? Şimdi bunun yerine biz böyle çevirmişiz. Sonra demişiz ki harfi harfine harfi harfine bu tam şöyle birbirinize düşman idiniz. Adalet. Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. Kalplerin telif edilmesi, insanların birbirini sevmesi, birbirine ısınması, kardeş hale gelmesi, Türkiye'de can yoldaşı olma, yediği içtiği ayrı gitmeyen tabirine ancak denk geliyor. Buna yaşayan Türkçe diyoruz. Öyle bir tapınak dili kullanmıyoruz. Sokakta, televizyonda, kahvede, iş yerinde, pazarda, televizyon haberlerini dinlerken falan kullandığınız yaşayan Türkçe ile Kur'an'ın çevirisini yapılması gerekiyor. İşte biraz evvel dinlediğiniz ayetler benim yaklaşımıma göre, tabii bizim yorumumuza göre yaşayan Türkçe ile yapılmış mealdir. Mesela and olsun ki, muhakkak ki falan gibi... Kur'an'a özgü bir meal dili geliştirilmeye çalışılıyor. Ona ben biraz tapınak dili diyorum. Yaşayan dil değil o. Ondan ziyade yaşayan dil kullanmaya çalıştık. Şimdi gelelim ayetlere. Şimdi ilk olarak Allah'ın ayetlerini çarpıtmak ne demektir? Şimdi El-Kitap'a diyor ki yani Yahudilere ve Hristiyanlara yönelik tartışma devam ediyor. Ne dedik? Ali İmran Suresinin arka planına doğru indiğimizde peygamber Peygamberimiz Mekke'de Medine'ye göç ediyor ve karşısında Medine'de bir takım adamlar görüyor. Bunların büyük çoğunluğunun tapınakları var, kitapları var, peygamberler olduğu iddia ediyorlar. Din adamı elbiseleriyle geziyorlar. Din bizden sorulur diyorlar. Sen de nereden çıktın diyorlar. Eğer Allah peygamber gönderecekse bu işin kompedanı biziz. Sen kimsin? diye onu Kabullemiyorlar, burun kıvırıyorlar, üstten bakıyorlar. Ee, Tanrı sadece bize hitap eder. O bizim Allah'ımız gibi bir hava var. Dolayısıyla anlaşmazlıklar ve tartışmalar sürüp gidiyor. Ee, Peygamber onlara ayet açıkladı, açıkladıkça da e, gördükleri halde ya bunu kabul etmiyorlar veyahut da tevil ediyorlar, yorumluyorlar, çarpıtıyorlar. Şimdi Allah'ın ayetlerini inkar etmek. İnsanları Allah'ın yolundan engel engellemek ve Allah'ın ayetlerini çarpıtmak. Bunlar ne demek? Genellikle gerek bu ehli kitap olsun, gerekse Mekke'deki müşrikler olsun. Bu sözler tamam Allah'tan geliyor. Kabul ediyoruz. Fakat biz Allah'ı kabul etmiyoruz. Senin peygamber olduğunu da kabul etmiyoruz eğer Allah'a inansak, Allah'ın peygamber gören, göndermiş olduğuna da inansak, aslında bunları kabul edebiliriz. Veya bize bir mucize göster, apaçık bu şekilde kendinin Allah'ın peygamber olduğunu kanıtla, o zaman biz de inanalım. Demiyorlar. Mevzu bu değil. Ama çoğunluk böyle zannediyor. Peygamberlerin, kavimleriyle mücadelesinin bir inanıp inanmama mücadelesi ve savaşı olduğu sanılıyor. Öyle değil. Bu Yahudiler, bu Hristiyanlar, Mekkeli müşrikler, bunlar hepsi dindar. Adı üzerinde din adamı, ehli kitap. Tapınaklar var, ellerinde kitaplar var. Allah'ın kelamını okuyorlar ve din bizden sorulur. Sen de kimsin? Allah birini elçi seçecekse biz burada duruyoruz. Sen kimsin? Şarlatan mısın? Nesin? diyorlar peygamber. Allah'ın evinin hizmetkarı biziz. Allah'ın evinin hizmetkarı biziz. Biz dururken tapınağa hiç gelmemiş. Daha önceki kutsal kitapları herhangi birisini okumamış. Hiçbir kısa anlatmamış. <laughs> herhangi bir yerde, herhangi bir şekilde dini vaaz vermemiş. Birisi mi peygamber olacak? Biz dururken, şu şehirden iki büyük adam dururken, dağlarda dolaşan, koyunları güden bir çoban, o mu bize Allah'ın sözlerini getirecek diye küçümsüyorlar, dışlıyorlar ve kabul etmiyorlar. Yani, yani gerek Yahudiler, gerek Hristiyanlar, yani o günkü Yahudiler, o günkü Hristiyanlar tabii. Ee, ve o günkü Kabe'ye hizmet ettiğini söyleyen Dindar Kureyş büyükleri, eğer peygamber onlara hoşlarına giden, mallarına, davarlarına dokunmayan, tarlalarına, kölelerine dokunmayan Ayetler getirseydi ondan iyisi yoktu. Öpüp başlarına koyacaklardı ve onu hemen peygamber olarak kabul etmeye hazırdılar. Mütekim Ebu Cehil diyordu ki Araplardan bir peygamber. Üstelik Kureyş kabilesinden. Bir peygamber demek Allah seçti. Güzel. Çok güzel. Bu gayet hoşuna gidiyor önce. Bu diyor hiçbir fena hiç fena fikir değil. Bununla diyor Arapları birleştirebiliriz. Düşünsenize bizden bir peygamber. Allah o kadar millet dururken Arapların içinden bir peygamber seçmiş. Bu Arapların üstün olduğunu gösterir. Diyordu kendi kafasına göre. Halbuki öyle bir şey yok. Allah bir milletten bir peygamber seçti diye o millet üstün olacağı onlara o dilde hitap etti diye Arapçanın üstün olacağı diye bir şey yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Yani sakınmak iledir. Kim etrafına en az zarar veriyorsa en üstünümüz odur. Kur'an ölçüsü bu. Dolayısıyla kavim, soy, sop, kabile bunların hepsini geçiniz. Öyle bir şey yok. Ama Ebu Cehil öyle demiyor. Ebu Cehil'in mantığı başka işliyor. Diyor ki, güzel, Araplardan bir peygamber, bunu kullanmalıyız diyor. Bu işimize yarayabilir. Ama lakin pe peygamber olduğunu söyleyen kişinin sözleri hoşuna gitmiyor. Ya iyi güzel de diyor şimdi bu ayetlere bakıyoruz. Yani bizim malımızla, davarımızla, karımızla, cariyemizle, kölemizle, tarlamızla, bağımızla, bahçemizle, oralarda çalıştırdığımız marabalarımızla uğraşıyor kardeşim. Biz böyle bir Allah'ı nasıl kabul ederiz? Bizim düzenimize dokunuyor. Canımızı sıkan ayetler bunlar. O nedenle kabul edemeyiz. Mevzu bu. Yoksa ne Allah, ne peygamber, ne risalet, ne peygamberlik hiç itaat ettikleri şeyler değil. Burada geçen konular hoşlarına gitmiyor. O nedenle ayetleri inkar ediyorlar. Yani kafir oluyorlar. Ayetlerin üzerini örtüyorlar. Peki ayetlere kafir olmak, ayetlerin kafiri olmak ne demek? Kafir kelimesi de bugün Türkçe'de kullanıldığımız gibi değil. Mahvedilmiş Kur'an karonlarından bir tanesidir, kafir. Şimdi sizin önce zihninizdeki kafir kelimesi tamamen silip süpürmemiz lazım. Sonra kafirin ne olduğunu anlatmamız lazım. Bu da çok uzun iş. Artık kestirmeden siz de biraz düşünerekten <laughs> kendi kendinize bunun ne olduğunu anlamaya çalışmanız lazım. Türkiye'de küfür etmekle falan alakası yok bu kafirin. Şimdi Ebu Cehil'in biraz evvel anlattığım yaptığı iş kafirlik oluyor. Yani Allah'ı kabul ediyor, peygamberi kabul ediyor, risaleti kabul ediyor, nübüvveti kabul ediyor. Bunlar güzel şeyler diyor. Bizim bir taraftar olduğumuz şeyler diyor. E peki ama sen diyorsun ki küreleri serbest bırak. Ha işte şimdi olmadı diyerek Allah'ın ayetinin inanabileceği halde çıkarına dokunduğu için üzerini örtüyor. Aman aman bunu kimse duymasın diyor. Allah'ın böyle söylediğini sakın ha kimseye söyleme diyor. Ya ne diyor ne diyor Allah ne diyor? Fekku be köleleri serbest bırakın diyor. Bir sürü de kölesi var adamın. Ellerindeki bağ bahçeyi çalışanlarla muhtaçlarla bölüşün diyor. İnfak edin diyor, verin diyor, paylaşın diyor. Aman ha bunları kimse duymasın. Kabe'ye getirilen malları iç etmeyin diyor. Cebinize indirmeyin diyor. Bunlar aynen günümüzde de geçerli ayetler değil midir? O gün Kabe'ydi. Söğüşlenen, yontulan, hemen gölgesine oturup gelenleri böyle cebine indirilen yer Kabe'ydi. Bugünlere devletin kendisi. Dernekler, vakıflar, dernekli şeyler, devlet kurumları, hazine, vergi, maliye, şu bu. Buraların hepsi aynı. Kureyşlerin yaptığı gibi adam oraya oturuyor, ben buranın görevlisiyim diyor. Size hizmet edeceğim diyor. Sen de götürüyorsun oraya paranı veriyorsun, vergiyi veriyorsun, şey veriyorsun, ödemelerde bulunuyorsun. Onları alıyorlar, kendi adamlarla üleşiyorlar. Sana da birazcık böyle bir şeyleri koklatıyorlar. Oradan böyle bir iki yol yapıyor köprü yapıyor ama çalışıyor adamlar falan diyorsun. Ondan sonra orada ne işler götürüyorsa götürüyor. Hiç bu düzenin değişti hiç yok kardeşim. Binlerce yıldır aynıdır bu düzen ha. Şimdi bir peygamber buna ses etmiyorsa o peygamber değildir. Bir İslam alemi, bir düşünce adamı, bir fikir adamı ben Allah'ın dinine hizmet ediyorum. Sizlere İslamiyet'i anlatıyorum diyen, bir adam, diyen birisi bu dönen çarka ses etmiyorsa, milleti bu konuda uyarmıyorsa o bir defa şarlatandır. İslam i̇şte alemi falan değildir. Ben buradan yüz bin kez söylüyorum. Ey millet sömürülüyorsunuz. Ey işçiler sömürülüyorsunuz. Bunları söylemek zorundayız. Kim tarafından? Vergi verdikleriniz tarafından. Bizatihi işini yaptırdınız. Hemen kapısında çalıştırdık. çalıştırdıklarımız tarafından. Çalıştırıldıklarınız tarafından. Bunun olmadığı yer yok ki. Ama millet halinden memnun. Ya memnunsa, bir halk halinden memnunsa o zaman beklesin onların Allah vereceğini onlara verecektir. Bizim sadece uyarmak gibi bir görevimiz var. Şimdi eğer ayetler hoşlarına gitmezse üzerine örtüyorlar. Bir. Şimdi bir daha geldi dedi ki peki niye Allah'ın yolundan engelliyorsunuz? Önce reddediyorlar. Biz bu ayetleri kabul edemeyiz diyorlar. Sonra da Allah'ın yolundan engelliyorlar. Set çekiyorlar. Yani nasıl engelliyorlar? Allah'ın yolunu engellemek ne demektir? Allah'ın yolundan engellemek. Bunun içini doldurmamız lazım. Kur'an'da geçen bu tür tabirlerin hepsinin içinin doldurulması lazım. İnsanları Allah'ın yolundan engellemek o gün ne anlama geliyordu? Bu engelleme tabiri, Allah'ın yolundan engelleme tabiri Kur'an'da birçok yerde geçiyor. Şimdi burada vaktimiz olmadığı için, ben zaten daha önce bunlara baktığım için ve burada alt tarafları, meallerini yazarken bunlar üzerinde aylarca, yıllarca çalıştığım için hemen oradan benim aklıma gelenler buraya size aktarıyorum. Yoksa e, Allah'ın yolundan engellemek tabirini Kur'an'da geçtiği yerler diye tak hemen ekrana döküp bakın buralarda geçiyor. Ve şu anlamda kullanılıyor diye gösterebiliriz. Ve Kur'an-ı Kerim zaten hep sürekli bu şekilde kendi kendini tefsir ediyor. Maun suresinde mesela engellemekten bahsediyor orada. Burada yesup duna diyor. Orada yemnauna diyor. Mauna engel olurlar. Bu dini yalanlamak ve inkar etmektir. Yani Kabe'ye getirilen ihtiyaçtan fazla muhtaçlara verilmek için getirilmiş olan mal, koyun, deve, kumaş, buğday, hurma gibi eşyaları ulaşması gereken onlar ne için getirilmişti? Yoksullara verilsin diye getirilmişti. Buna engel oluyorlar. Mauna engel oluyorlar. Yani yoksul için verilmiş olan ona gitmesi gerekene engel olarak kendi aralarında üleşip görüşüyorlar, ceplerine indiriyorlar. O zaman banka yoktu. Vergi dairesi yoktu. KDV yoktu. 382 çeşit vergi yoktu. Senin maaşından kesilip Bankadan hazinenin hesabına aktarılmıyordu. Eğer vergiyi ödemezsen tak diye bank hesabına bloke gelmiyordu. Hemen oradan vergi dairesine aktarılmıyordu yapılan bloke. İnsanlar deve getiriyordu. Koyun getiriyordu, inek getiriyordu, hurma getiriyordu bir torba. iki torba arpa getiriyordu. Elbise getiriyordu, kumaş getiriyordu. Kaselerin içerisinde altın getiriyordu, gümüş getiriyordu. Kabe'nin önüne koyuyordu. Bunlar yoksullara verilsin diye. Çağben'in etrafındaki bu çete, tamam vereceğiz, biz bu işin görevlisiyiz. Tanrı bize bu işi adadı, bizim görevimiz bu zaten diyorlardı. Görev ne? Gelen mallara, yoksullara dağıtma görevlisi. Hadi dağıt o zaman deyip onlar gidiyordu. Onlar gidince de bunlar kendi aralarında bunu üleşiyorlar. Azıcığını, böyle su içecek kadar, oradaki yolcu yemek yiyecek kadar olanı veriyorlar, gerisini ceplerine indiriyorlar. Peki bugün buna ne diyoruz? Bugün aynı şey yine gerene diyor. Vergi veriyorsun. Hesabından kesiliyor. Ana e, alın terinden kesiliyor. Maaşından kesiliyor. Yani maaşından, hesabından kesilmeyen birisi var mı? Hala şöyle söyleyenler var. Ben bunlara da şaşırıyorum yani. Ben esnaf değilim ki vergi vermiyorum diyor. Vay şaşkın vay. Sen Elektrik parası ödemiyor musun? Ödüyorum orada bir şey yazmıyor ki ben elektrik parasını ödüyorum diyor. Ben su parası ödüyorum diyor. Vergi vermiyorum diyor. Esnaf değilim diyor. Yani verdiği elektrik parasından, su parasından, doğalgaz parasından vergi kesildiğini, her 12 milyonluk elektrik faturasının 8 milyonunun hazineye gittiğini, vergi olarak kesildiğini bilmiyor vatandaş. Ben bir şey vermiyorum ki diyor. <laughs> hey! Şaşkın vatandaşlar uyanın. Uyanın, uyanın. Bilinçlenin. Olup bitenin farkına varın. Elektrik faturalarınızdan, su faturalarınızdan her ne kadar orada yazmıyor, yazıyorsa da küçücük küçücük harflerle yazıyorsa da, kimse onu alıp da öyle okumuyorsa da, tüm yatırdığın faturalardan para kesiliyor. Ve bütün bu paralar nereye gidiyor? Devlete gidiyor. Devleti kim temsil ediyor? Ankara'daki saray. O paraları kime emanet, kime emanet ediyor? Damadına. Damadın neyin başında? Maliyenin başında. Paranın başında yani. Ya verdiğiniz para oraya gidiyor görmüyor musunuz? Peki bu paraların hesabını niye sormuyorsunuz? Nereye gidiyor benim paralarım diye bir halk sormuyorsa başına her şey gelmeye layıktır. Benim verdiğim alın terimden böyle alın terimden döktüğüm paraları, kestiğim paralar nereye gidiyor kardeşim diye sormuyorsa bir halk başına her şey gelmeye layıktır. Layık olduğunuzla idare olunursunuz. Sonuç itibariyle bir millet eninde sonunda ben o öyle inananlardanım. Milletin dediği olur sonunda arkadaşlar. Yani çok uzun yıllar halkın istemediği birisi o halkın başında duramaz. Döner dolaşır, keser döner, sap döner, bir gün olur hesap döner ve en dipteki, en köşedeki, en sokaktaki vatandaş neyi istiyorsa onun iradesi bir şekilde yansır. Bir şekilde yansır üç seçim sonra, beş seçim sonra, kırk yıl sonra bir kıtlık anında, bir savaş anında, bir bunalım anında, bir kaos ve çöküntü anında ne zaman orasını bilerek. Dolayısıyla Allah'ın yolundan engel olmak demek halkın halka gitmesi gereken şeye mani olmak demektir. O günkü anlamı buydu. Onlar Allah'ın yoluna engel olurlar. Yani halka gitmesi gereken şeyi gitmesine mani olurlar. Alırlar ve ceplerine indirirler. Kendilerine yontarlar. Bunların hepsi Kur'an'ın lanetine uğramıştır. Bir de üçüncü olarak diyor ki onlar Allah'ın ayetlerini çarpıtırlar. Yani önce reddediyor sonra ona engel oluyor yayılmasını durdurmaya çalışıyor. En sonunda da baktı ki olmuyor. Bu sefer ayetleri çarpıtmaya başlıyor. Tamam. Allah böyle buyurmuştur. Tamam. Peygamber de böyle buyurmuş hadi. Onu da kabul ediyoruz. Tabii ki emrini yerine getirmemiz lazım. Allah'ın ayetleri karşısında boynumuz kılan incedir. Allah ne derse onu yapmamız lazım. Ama ne diyor? Ne diyor? Bakıyorsun. Peki bakalım. Bak çarpıtmaya örnek. Hep de bunlardan örnek veriyorum çünkü rahatsız eden ayetler bunlar. <laughs> Diğerleriyle ilgili sorun yok yani. O zaman ki müşrikler diyordu ki Leul mülkü <laughs> semavati vel Yerlerin ve göklerin mülkü Allah'a aittir. Tamam ama Ne Şu karşı dağlar Allah'ındır. Yıldızlar Allah'ındır. Güneş Allah'ındır. Ay Allah'ındır. Çünkü onların hiçbirinden gelir getirmiyor ama şu deve benim. Deveyi vermem diyor. O bir zahmet diyor. Tarla benim. çöle de benim. Kur'an diyor ki onlar da Allah'ın. Lehül <laughs> mülkü semavatü vel ardı ve ma beynehuma. Yerlerde ve göklerde ne varsa ve ikisi arasında ne varsa. Yastık altı dahil. Hepsi Allah'ın diyor. Yani vurgu budur. Ama onlar tamam göklerin sahibi Allah ona bir şey demiyoruz. Ama ne zaman ki ona dokunmaya başladı hemen ona karşı çıkıyor. Dokunduğu yerde önce inkar ediyor. Sonra engel olmaya çalışıyor. Sonra da tevil edip çarpıtıyor. Örnek. Bakara suresi 219. ayet. Yes'elunaka ma'da yunfikun gulul af. Sana neyi infak edeceklerini, vereceklerini sorarlar. De ki ihtiyaçtan fazlasına. Şimdi bu, bu adamlara dokunur mu, dokunmaz mı? Bu ayet kime dokunur? Tahmin edin. Mesela Suudi Arabistan prenslerine dokunur mu? Dokunur tabii. Onlar ne yapmışlar? İrşat Bakanlığı diye bir meal hazırlamışlar. Türkçe meal. Gelen hacılara dağıtıyorlar. <laughs> Dilimden kurtulamazlar. Bunu hep her zaman söyleyeceğim tabii. Ve Türkiye'den de beş tane profesör bunlara bir meal yazıyor. Ona da dolar veriyorlar bu meal yazdıkları için. İşlerinde bizim Türkiye'den hırsızlık e, hırsızlıkla yolsuzluk aynı şey değildir diyen hoca da var. Onlar kim olduğunu biliyorsunuz. Şöyle yazmışlar. Gerçi daha sonra bu düzeltti. Daha sonra e, düzeltti. Onu söyleyelim. Şöyle yazmışlar. Sana iyilikten ne yapacaklarını sorarlar. De ki affetmeyi. Allah Allah. Sana neyi vereceklerini sorarlar. De ki ihtiyaçtan fazla olanı. Sana neyi vereceklerini sorarlar. De ki ihtiyaçtan fazla olanı. Çeviriyor vatandaş. Sana iyilikten ne yapacaklarını sorarlar. De ki affetmeyi. Ne oldu şimdi? İşte, evet. Ayette geçin. Evet. Çarpıtma. Tevil etme. Tesisiz hale getirme. Kabul edip, kabul edip, onu bir eğip bükme dediği bir şey tam da bu. Peki, bizim yaptığımız ne oluyor? Acaba ben bir ayet bükücü müyüm? <laughs> Onun cevabını ikinci bölümün girişinde anlatacağım. Bazıları bizim yaptığımızın da bir çarpıtma olduğunu, Kur'an ayetlerini e, komünistçe yorumladığımızı, sosyalizan yorumlar yaptığımızı falan söylüyorlar. Bu da bir çarpıtma diyorlar. Kur'an'da öyle söylemiyor diyorlar. İsa Hoca bir ayet bükücü diyorlar. Ayetleri bir büküp büküp kendi anladığına göre yorumluyor diyorlar. Bunu iki tarafta söylüyor. Hem fanatik dinciler söylüyor, hem fanatik ateistler söylüyor. Onlar da ayetleri eğip büküyorsun diyor. Acaba ben buna karşı ne diyorum? Cevabımız ne olacak? Onu ikinci bölümün girişinde üzerine duraraktan devam edeceğiz. Şimdi bir ara veriyoruz. Sevgili seyirciler ve değerli misafirler, sanatçılarımıza sözü bırakıyorum. Daha sonra onların değişleriyle sözleriyle beraber Bittikten sonra bölüm bitecek ikinci bölümde tekrar beraber olacağız. Buyurun. Seyraneler ye ötekine sarılın. Sözüyle ne demek istenmiş olabilir? Yani Allah'ın hiyametine hi yani sarılmak. Yani Allah'ın yolundan gidin tarzı bir anlamı var ama tabi bunları da yine ayeti ekip bükerek bir ip tutturup bir şeyler yaptırmaya çalışan şeyhler hocalar var. Allah'ın peşinden gidin, Allah'ın yolundan gidin anlamında, arkasından gidin, onun buyurulduklarını yapın anlamındadır bence. Yani e, Allah'ın verdiği ve indirdiği kitaplara, peygamberlere, bunlara sıkı sıkı sarılın demek istenmiş olabilir. Allah'ın ipine sarılırsan her zaman huzurlu olursun. Her zaman huzurlu olursun. Namazlarını kılarsan huzurlu olursun. E, her gün bir ayet okursan huzurlu olursun. İşinde, gücünde. Bunlar çok güzel şeyler aslında. Okumak lazım. Evet sevgili seyirciler, programımız devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Ali İmran Suresinin 98 ile 109. ayetler arasındaki 11 ayet üzerinde duruyoruz. Allah'ın ayetlerini e, inkar etmek, Allah'ın yolundan alıkoymak, Allah'ın ayetlerini çarpıtmak. Neden, niçin ve nasıl yapılıyordu? Ondan bahsetmeye çalıştık. Şimdi... Allah'ın ipine sarılmak. Hatta Allah'a sarılmak ne demek? Ondan bahsedeceğiz. Çünkü ayette, sonraki ayette ondan bahsediyor. Va'tasim billah. Allah'a sarılmak diyor. Sonraki ayette de Va'tesimu bihablillah. Allah'ın ipine sarılınız diyor. Allah'ın ipine sarılmak ne demek? Allah'a sarılmak ne demek? Biraz da ondan bahsedeceğiz. Ama önce ikinci bölümün başında her zaman olduğu gibi bu hafta sonu nerede ne var? Ona bir bakalım. Evet, şu anda gördüğünüz afiş Metin Yüksel'ü anıyoruz. Hakan oradaki yazıları yukarıdan itibaren tek tek okuyor. Çünkü benim gözüm o kadarını görmüyor. Evet. Metin Yüksel'i anması. Metin Yüksel'i anıyoruz. 22 Şubat Cumartesi saat 18'de sergi, dinleti, belgesel. Onu hiç böyle dinlemediniz. Adres İnşa Kültür Evi Vodina Caddesi No 103 Kat 3 Balat Fatih İstanbul. Konuşmacılar Abdullah Demir, Edip Yüksel, Halil İbrahim Yenigün, Hüda Kaya, Mehmet Efe, Mustafa İslamoğlu, Recep İhsan Eli Açık, Yakup Aslan. Evet, afiş dursun orada arkadaşlar. Şimdi bu gördüğünüz afiş, Metin Yüksel'i anıyoruz. Başlıklı yaklaşık 8 tane de konuşmacı var. Konuşmacılar arasında yurt dışında olanlar var. Video konferansla katılacak olanlar var. Yarın Balat'ta İnşa Kültür Evi'nde önemli bir etkinlik. Saat 18'de aslında İnşa Kültür Evi yarın bayağı yoğun. Öğleden sonra bir program, akşamda başka bir program var. Bu akşamki 18'deki programda ben de konuşmacı olarak katılacağım. Metin Yüksel'i anıyoruz programı. Metin Yüksel kimdir? Ne zaman yaşamıştır? Ne yaptı? yapmıştır? Niye onu anıyoruz? Neden ondan bahsediyoruz? Bunları öğrenmek istiyorsanız Yarın İnşaat Kültür Evinde Balat'taki bu programa bence mutlaka gelin oradaki konuşmaları da dinleyin e, diyorum. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar afişi gösterdiğiniz için. Şimdi bu afiş vesilesiyle sevgili seyirciler ve değerli misafirler hakikaten Metin Yüksel kimdir? E, Birçok kişi belki ilk defa ismini duyuyor. E, bizler de 2013 yılında e, İnşa Kültür Evinin Akdeniz Caddesindeki yerinde bir defa anma yapmıştık. Ee, o dönemde de e, buna benzer konulardan bahsedilmişti. Şimdi Metin Yüksel 21 yaşında bir gençti. Kısa kısa bazı başlıklar vereyim de ayrıntısını yarın programda konuşacağız. Metin Yüksel 21 yaşında bir gençti. Fatih Camisi'nin avlusunda 23 Şubat 1979 yılında cuma namazından çıktıkları bir anda 7-8 kişilik bir grup tarafından üzerine kurşun yağmuruna tabi tutularak hemen oracıkta öldürüldü. Metin Yüksel bizim arkadaşımızdı. Arkadaşımız olduğu için kendisine vefa borcu olarak böyle bir geceyi de düzenlemiş oluyoruz. Ama nasıl arkadaşımız? Ondan biraz bahsetmem lazım. 1979 yılında ben lise son sınıftaydım. 1980 yılında Mamak cezaevine girdim. Bir yıl yattım. Yargılandığım dava Akıncılar ve Akıncı Gençler davasıydı. Metin Yüksel de İstanbul'da 21 yaşında Fatih Camisi'nde öldürüldü. Onun da bulunduğu yer Fatih Akıncılar Derneği'ydi. Onlara Fatih Akıncıları, bize de Kayseri Akıncıları deniyordu. Yani aynı teşkilatın, aynı gençlik teşkilatının bünyesi içerisindeydik. O zamanki İslamcı gençlik teşkilatları bunlardı. Peki bundan ne istediler? Kim öldürdü? Bir gencini kim öldürsün ki? Yani niye öldürsün? 12 Eylül öncesi dönemi biraz bilenler durumu anlayacaklardır. Her gün insan öldürülüyordu. Okullarda, liselerde, üniversitelerde eğitim yapılamıyordu. Biz üniversiteye, liseye doğru düz gidemezdik. Sürekli okullar tatil olurdu. Her gün 3-4 kişi, 5 kişi, 10 kişi öldürülürdü. Kahveler tanınırdı, faili meşhurlar olurdu. İnsanlar dışarı çıkamazdı. Sağ-sol çatışması almış başını gidiyordu ve muazzam bir sisli ortam vardı. Bu sisli ortamın içerisinde işte metin çıkamadı. Ama bizler çıktık, cezaevinde yaptık falan. Allah ömür verdi. Bugüne kadar geldik. Ama o bir fikir savunuyordu. O savunduğu fikir çok önemliydi. Ve durduğu yerde çok önemliydi. Şimdi bu savunduğu fikir neydi? Hangi sözleri söylüyordu? Dediğimde, ha diyeceksiniz. Mesela Metin diyordu ki, böyle duvarlara yazı yazardı. Mesela Kayseri'ye de gelmişti. Kayseri Kalesi başta olmak üzere Kayseri'nin birçok yerine böyle yazılar yazmıştı. 1978 yaz ayıydı herhalde. Biz de lise 2 ve 3'e falan gidiyorduk. Kayseri Akıncılar Derneği'ne gidip geliyorduk. Ta o zamanlardan tanıyorum kendisini. Mesela derdi ki, en büyük ibadet hakkı müdafaa etmektir. Bu sözü çok severdi. Yazdığı yazılarda, yaptığı afişlerde, duvarlara yaz yazma o zaman modaydı. Şimdi nasıl Twitter moda, <laughs> Facebook moda. O zaman da gençlik, böyle duvarlara yaz yazma, acayip bayılırdı böyle. Ee, mesela derdi ki, sınırsız ve sınıfsız İslam toplumuna doğru. Bunu yazardı. Sınırsız ve sınıfsız İslam toplumuna doğru. Fatih Akıncılar Derneği'nde e, derneğin bir köşesini yoksul ve fakir öğrenciler için eşya dağıtılan yer haline getirmişti. Aynı zamanda muayene hane açmıştı. Orada ücretsiz doktorlar haftanın belli günlerinde gelerek yoksulların çocukları için ve yoksulların kendisi için ücretsiz muayene yapardı yardım kampanyaları, dayanışma kampanyaları düzenlerdi. Fatih'in arka mahallelerindeki bütün yoksullar onu bilirdi. Oralardaki insanlara böyle sürekli yardım etmeyi dini bir görev olarak kendisine görürdü. Zayıftan, güçsüzden, ezilenden, yoksuldan yana daima dururdu. Şatafatlı sofraları asla sevmezdi. Hiyarakşik ilişkileri sevmezdi. Devrimci bir kişiliği vardı. Ve daha sonra kamuoyunda İslamcıların Deniz Gezmişi olarak isim takıldı ve o şekilde böyle yükselip gelmekte olan parlak bir siması vardı. Fakat kendilerine MHP'liler, ülkücüler denilen grup tarafından caminin içerisinde cuma namazından çıktıkları bir anda üzerine kurşun yağdırarak onu öldürdüler. Bunu öldürenler... 10-12 yıl hapis yattı. Sonra çıktı. İşte MHP'den işte kasetleri ortaya çıktı falan filan. Sonra milletvekili oldu. O hapis yatanlardan bir tanesi. Ve onları organize eden, o ateş eden grubun içerisinde bulunanlar da şu anda sarayda danışman. Medya yöneticisi falan filan yani. Çok tuhaf. Şimdi bizim bunu insanlara anlatmamız lazım. Bu gerçekleri dile getirmemiz lazım. En büyük ibadet madem hakkı müdafaa etmektir, o zaman hakkı, hukuku kim müdafaa ediyorsa o en büyük ibadet yapıyordur. Bunu Metin Yüksel böyle söylerdi. Benden 3 yaş büyüktü. Hemen hemen aynı gençlik döneminde yaşamıştık. Dolayısıyla onun hakkında bazı anmalar yapıyorlar. İçi boş toplantılar yapıyorlar. Ee, bence onun fikriyatını çarpıtıyorlar ve bu e, kendisine ülkücüler denilenler o dönemde yani bizi izleyen bir sürü MHP'li ülkücü falan var şu anda biliyorum yani İyi Partili falan o milliyetçi kökten gelen bir sürü bizi izleyenler var ama kardeşim 40 yıl öncesinden bahsediyorum açın kulağınızı 40 yıl öncesinden bahsediyorum şimdi aradan bir sürü zaman geçti köprünün altından bir sürü sular aktı biz geldik buralara. O kaldı orada 21 yaşında. O dönemde biz de işte 17-18 yaşında girdik mamak cezaevine, bir yıl yaptık, çıktık falan. Şimdi bugünlere geldik. Bugünlere geldiğimizde o zaman o, o Metin Yüksel ve onun temsil ettiği çizgiye bu milliyetçi tayfa, o dönemin milliyetçi tayfası yeşil komünistler derlerdi. Yani bize yeşil komünistler derlerdi. Yani biz aslında Müslüman değiliz, komünistiz. Siz mesela derlerdi ki, siz karpuz gibisiniz. Dışınız yeşil, içiniz kızıl. Şu anda giydiğim şey de biraz yeşil olduğu için te tevafuk hasarı. <laughs> Şu anda gördüğünüz gibi ben yeşil giymiş birisiyim değil mi? Dışarıdan yeşil görünüyorum. Ama aslında benim içim kızıl. Karpuz gibi yani. Dışarıdan baktığı zaman yeşil ama içi kızıl. Bunlar yeşil komünistlerlerdi. Bunları temizlemek lazım buralardan derlerdi. Çünkü onlar arkadaşlar kendilerine böyle temizlik savar olarak görürlerdi. Nerede komünist gördü onu orada temizleyecek ya o görev vermiş kendilerine bir yerlerden. Aman bunların içine komünistler kızdı. Aman bunların içine Kürtçüler sızdı filan diyerek kendilerinde bu görevi görürler. O nedenle Akıncıları yeşil komünistlerden temizliyoruz falan derlerdi. Metin Yüksel'i e de onun simge ismi olarak görürlerdi. Yeşil komünistlerin başı bu derlerdi. Onu da başı almak lazım. Bunlar başını alırsa başsız karırlar ve bu fikir gelişemez derlerdi. Ama fikirler böyle baş alarak, insan öldürerek, katliam yaparak engellenemiyor. Dünyada duvar tanımayan, engel tanımayan bir tek şey vardır. O da fikirdir. Öyle değil mi? Bir fikre, sınırlar, gümrükler, duvarlar söker mi? Yani benim şurada anlattığım fikirler, hangi duvar buna engel olabilir? Hangi duvar engel olabilir? Hiçbir gümrük engel olamaz, sınır engel olamaz. Nitekim Metin'in savunduğu fikirler bugün devam ediyor. Siz onlara istediğiniz kadar yeşil komünistlik falan deyin durun kardeşim. Müslüman, yoksuldan, ezilenden yanadır. Adalet, eşitlik ve özgürlük İslam'ın temel şiarlarıdır. Yeryüzünde sınır, sınıf, sömürü, savaş kalkmalıdır. Şimdi ben bunu söylediğim için ne olmuş oldum? Ya ne derseniz deyin umurumda bile değil. Ben bunlara inanıyorum kardeşim. Bunlar benim inancımdır, felsefemdir, yolumdur. Ne derseniz deyin. Ya senin bu sözlerin filana benziyor, feşmekana benziyor. Yani ne, neye benzersen benzet. En büyük ibadet hakkı savunmaktır. Kürtlerin ana dili hakkıdır. Alevlerin, kemevlerin ibadethane olması hakkıdır. Bunu söylemeyecek miyiz? Bunlar hakkı müdafaa etmektir. O da onu söylüyordu işte. Kendisi de Bitlis'tiydi zaten. Kürttü. Ben Kürt değilim, ben Kayserliyim. O da Bitlis'tiydi. Ama bizim meselemiz Türk'le Kürt'ü birbirine kırdırmak değil. Türkleri, Kürtleri bu topraklarda özgür, barış içinde, eşit, önce eşit, sonra kardeşçe bir arada yaşamalarını sağlamaktır. Kitabın da emri budur. Peygamberin kabili de budur. Şimdi bunları savunduğunuz zaman böyle oraya buraya çekmenin bir alemi yok. Artık bunlardan vazgeçin. Bu kabile savaşları, kimlik savaşları, şucular, bucular falan artık bunları bırakın. İşin özüne, ruhuna gelelim. Solculuk dediğini nedir? Eşitlik, özgürlük. Kimse ezilmesin. Kimse sömürülmesin. Bunlar kötü sözler mi? Kitabın kavli aynı zamanda bunlar. Peki ülkücülük dediğiniz nedir? Vatan, millet, bayrak. Devlet. E peki bir topraklarda yaşıyoruz. Tabii ki burayı savunacağız. Şimdi vatan dediğin zaman ülkücü, bilmem yurtsever de değil, bilmem neci falan deniyor. Ben de bunun üzerine e, kimsenin bu tür bir şekilde böyle şeyler söylediğince zaman e, söylediği zaman e, yaftalamayacağı şey ne olabilir diye düşündüm. Ya e, o zaman ben de memleket severim. <laughs> memleket severim kardeşim. Yani ben bu memleketi seviyorum. Bu ülkeyi seviyorum. Bu yurdu seviyorum. Ve burada yaşadığımız, ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz, bu halka karşı, bu ülkeye karşı bir sorumluluğumuz vardır. Herkesin sorumluluğu da olmalıdır. Buraların bölünmesi, parçalanması, birbirine girmesi, iç savaş çıkması. Kim ister buraya? Böyle bir şey olabilir mi? Özgür ve bağımsız bir bayrak dalgalanmalıdır ve onun altında hepimiz eşitçe, kardeşçe, adaletle, barış üzere yaşamalıyız. Şimdi ben bunları söylediğim zaman ne ülkücü, solcu, ne bunlar ya? Ne bunlar kardeşim ya? Savunamayacak mıyız yani bundan şimdi biz? Din iman diyorsun, irticacı. Eşitlik özgürlük diyorsun, komünist. Yurdumuz, memleketimiz saldırı olmasın, ülkemizi savunalım falan diyorsun, ülkücü falan mı oluyoruz yani? Gezi'nin çok güzel sloganları vardı. Nerede o günler? Bir de mahkeme Gezi'ye beraat etti. Geçen hafta duyduğumuz en güzel haberlerden bir tanesi de buydu. Hepsine beraat kararı verdi. Tabii ki verecek haklı, doğru. Gezi'nin sloganlarından bir tanesi de şuydu. AKP olmadan İslamiyet'i, MHP olmadan Türkleri, HDP, PKK olmadan Kürtleri, Kemalizm olmadan Atatürk'ü severiz ve savunuruz. Çünkü biz halkız. Yazısı vardı şu. Devasa bir gezinin meydanına asılmıştı. Günlerce orada durdu. Ben hala o düşüncedeyim. Bende ne ararsam biraz vardır yani. Hiçbirini atamayız. Hepimiz bir şekilde Kürdüz, Türküz, Aleviyiz. İyözüyle sünniyiz. Ee, peygamberi severiz. Atatürk'ü takdir ederiz. Yani hepsini karman çorman birbirine katın demiyorum. Ama ben bunlardan birisi olmadığı zaman, bunlardan birisi mutsuz olduğu zaman, bunlardan birisi acı çektiği zaman diğerlerinin mutlu olamayacağı görüşündeyim. Bu aynı şey Sadece Türkiye için değil, tüm dünya için geçerlidir. Marcus Aurelius, Roma'nın filozof imparatoru der ki, onun bir sözü var, çok sevdiğim bir sözü var. Benim der iki görevim var. Bir, Marcus Aurelius olarak ben bir Romalıyım. Roma vatandaşıyım ve Romalılara karşı Borcum var ve bütün romanların iyi olmasını isterim. İki, ben bir dünyalıyım. Dünya gezegeninde yaşayan bir insanım. Tüm gezegende yaşayan insanların iyi olmasını isterim. Tüm dünyada yaşayan, gezegende yaşayan insanlar iyi olmadan Roma iyi olamaz. Büyük bir sözdür. Kendisi uyumuştur, uyumamıştır bilmiyorum. Ama kitaplarda geçiyor onun sözü. Şimdi bunu günümüze ayarladığımız zaman bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Eğer kendinizi Türk olarak görüyorsanız bu memleketin Kürtleri, Ermenileri, Rumları, Yahudileri azınlık da olsa sayıları önemli değil. Acı çektikçe sen asla mutlu olamayacaksın. Bu memleketin Kürtleri, Türkler acı çektikçe kafası karışık, endişeli, ikna edilemiyor. Olduğu sürece sen asla mutlu olamayacaksın. Sana rağmen ben yaparım dediğin zaman hiçbir şey olmaz. Birbirimizi ikna edeceğiz. Oturacağız, konuşacağız. Araplar acı çektikçe İranlılar, İranlılar acı çektikçe Türkler, Türkler mutsuz oldukça Kürtler bu coğrafyada mutlu olamazlar. Biz bu ülkelerde, bu coğrafyalarda yaşayan insanlar acı çektikçe Avrupalılar, Amerikalılar, Ruslar, Afrikalılar mutlu olamazlar. Bela döner dolaşır onları da bir şekilde bulur. Bu nedir arkadaşlar? Bu dünyada borçluymuş gibi yaşamaktır. Hani burada ben anlatıyorum. Din kelimesinin bir anlamı da borç demektir. Din sahibi olmak demek, borçlu olmak demek. Yani şu dünyada, şu ülkede bir borç duymuş gibi yaşayacaksınız. O zaman din sahibi olmuş oluyorsunuz. Benim kimseye bir borcum yok. Kimseye eyvallahım yok. Kimseyi umursadığım da yok dediğin anan dinsiz oluyorsun. Bak dine yeni bir tanım getiriyoruz. Dinsiz kimdir? Kimseye borcu olmadığını düşünendir. Nasıl borcun yok? Annene borcun yok mu? Babana borcun yok mu? Ailene borcun yok mu? Beraber yaşadığın mahalle halkına borcun yok mu? Eğer e, esnafsan müşterilere borcun yok mu? Televizyon programcısıysan seyircilere borcun yok mu? Siyasetçiysen seçmenlere borcun yok mu? Doktorsan hastalara borcun yok mu? İmamsan cemaate borcun yok mu? Borcu olmayan kim var acaba? Futbolcuysan seyircilere borcun yok mu? Bak. Herkes bir şekilde borçludur şu dünyada yaşayan insanlar olarak yağan yağmura, yerden biten ekine, pınarlara, ağaçlara, meyvelere borcumuz yok mu? Denizin altındaki balıklara borcumuz yok mu? Kedilere borcumuz yok mu? Köpeklere borcumuz yok mu? Hayvanlara borcumuz yok mu? Yok mu diyorsunuz? Benim kimseye borcum yok mu diyorsunuz? Öyle mi yaşamak istiyorsunuz? O zaman siz bir dinsizsiniz. Borç tanımıyorsun çünkü. Kimseye evvelanmıyor. İstediğimi yaparım, dalarım dediğin an Kur'an'ın dinsiz dediği bu işte ya. Kur'an-ı Kerim buna ne diyor? Takva diyor. Şimdi buraya boşuna girizgah yapmadım bunu. Bakın ayette tam da bu anlatılıyordu. Önce anlatıyorum, sonra ayet okuyacağım. Tersinden yaptım yani bu sefer. Şimdi dedi ki bu Allah'ın ayetlerini çarpıtma ayetlerinden sonra Ey iman edenler! Allah'tan nasıl sakınmak gerekiyorsa o şekilde sakının. Allah'tan sakınmak, Allah'ın ifine sarılmak, Allah'ın kendisine sarılmak, biraz evvel anlattığım borç, birinci ve şuuruyla ilgilidir. Nasıl takvalı olmak gerekiyorsa, o şekilde takvalı olun diyor. Şimdi takva dediğim zaman, bir sürü kişi bunu tanımladığı için, anlaşılmıyor. Takva, e, saygılı olmak demektir. Tek kelimeyle. Sakınmak demektir. Kelime kökü sakınmak demek. Ama yaşayan Türkçe'de ona saygılı olmak diyoruz. Çünkü saygılı olan bir kişi karşıdaki kişiye kalbini kırmaktan sakınmak demek ona saygılı olmak demektir. Arapçada veka kökü sakınmak olarak kullanılıyor ama Türkçe'de de böyle bir kelime var. Ama bunu bir ahlaki terime dönüştürdüğümüz zaman bu aslında saygılı olmak dediğimiz şeydir. Kime saygılı olacağız? Önce kendimize saygılı olacağız. Etrafımıza saygılı olacağız. Konuştuklarımıza saygılı olacağız. Bizi dinleyenlere saygılı olacağız. Yolda yürüyene saygılı olacağız. Oturduğumuzda, kalktığımızda kimle karşılaşıyorsak ağaçlara, böceklere, çiçeklere, balıklara, suya, kediye, köpeğe, hayvanlara, yağan yağmura, biten ekine hepsine saygılı olacağız. Saygılı olacağız. Yani takvalı olacağız. Yani bunlara zarar vermekten sakınacağız. Bunlara zarar vermekten sakınacağız. Allah'tan nasıl saygılı olmak gerekiyorsa öyle nasıl gerekiyor? İnsanın borç duygusu içinde yaşamasıyla ancak bu mümkündür. Din de zaten borç bilinci içinde olma anlamına geliyor. Peki Allah'ın ipine sarılmak ne demek? Ve <laughs> la fırkalaşmayın. Parçalanmayın, ayrılmayın. Wa tesimmu bi hablillah. Allah'ın ipine sarılın. Parçalanmayın diyor. Allah'ın ipi sanki böyle yukarıdan aşağı bir ip sarılmış ona böyle tutunmak gerektiği söyleniyor gibi. Şimdi bu İslam'ın tevhid inancının aynı zamanda bir anlatılışı. Ama yukarıdaki ayette de dikkat ederseniz kim Allah'a sarılırsa doğruluk ve dürüstlük yolunda yürümüş olur. Orada da Allah'ın ipi demiyor da direkt Allah'ın kendisine ne sarılmaktan bahsediyor. Ve atesim billah. Kim Allah'a sarılırsa. Allah'a sarılmak ne? Nasıl sarılacağız? Allah dış dünyada bir görünür nesne olmadığına göre Allah'ın yarattığına sarılacağız. Çünkü Allah'ı görmüyoruz ama yarattığını görüyoruz. O zaman Yarattığına sarıldığın zaman Allah'a sarılmış oluyorsun. Peki yarattığına tutunmak, vaatesim sarılmak, tutunmak demek. Yarattığına sarılıp tutunmak nedir? Allah'ın yarattıklarına saygılı olmak demektir. Onlara karşı borç duygusu içinde yaşamak demektir. Dalmamak demektir. Herkese hakkını vermek demektir. Köpeğe dahi saygı göstermek demektir. Evet kediye dahi saygı göstermek. Dahi diyorum çünkü bundan hiçbirine saygı göstermiyorum. Kim ne için yaratılmışsa onun o yaratılış gayesine ve amacına saygı duymak demektir. Yaşlığa saygı duymak, kadına saygı duymak, emekçiye saygı duymak, alın terine saygı duymak, saygı duymak, saygı duymak yani bunlara zarar vermekten kendini sakındırmak anlamına geliyor. Bu anlamda peki, şöyle bir soruya ne diyeceğiz? Zalime de mi saygı duyacağız? Sömürüyece sömürücüye de mi saygı duyacağız? Canım o da sömürüyor, işini yapıyor mu diyeceğiz? O da öldürüyor, katil. Onun işini öldürmek. Ona da saygı lazım mı diyeceğiz? Burada Kur'an-ı Kerim diyor ki, Zalimden başkasına düşmanlık yoktur. Vela udvan illa ale zalimin Zulmedenlerden, hak diyenlerden, başkasının hakkına dalanlardan, onun hakkını elinden alanlardan, başkasına saygı duymayanlardan, başkasına düşmanlık beslemek, bunu yapma diye ona karşı bir tepki içerisinde olmak yoktur diyor. Yani saygı duymayana, Karşı saygılı ol dememiz gerekir. Saygılı olmayana da saygı duyamayız yani. Bir tek bu istisnadır. Çünkü illa diyor. İlla yalnızca ve sadece zalime, zulme düşmanlık vardır. Onun dışında hiçbir şey düşmanlık yoktur. Sakın ola bir kimseye mensup olduğu ulus, millet, din, cinsiyet, statü, kabile, bölge, renk sebebiyle düşmanlık göstermeyesiniz. Onu kötü bellemeyesiniz. Herkes bir şekilde saygıya layıktır. Bütün insanlar Allah'ın kullarıdır ve hepsi de eşit. Aramızda üstünlük ancak takva iledir. Yani kim daha çok saygılıysa, daha çok sakınıyorsa zarar vermekten en şerefli, asil olan odur. Zira insanların ahlakları aynı zamanda onların asaletleridir. Hazreti Ali der ki, bir kimsenin asaleti ahlakıyla ölçülür. Yani e, centilmen olan, kibar olan, saygılı olan, böyle dalmayan, haddini, hududunu bilen, mütevazi olan insanlar ahlak sahibidir alın teriyle geçinenler, emeğiyle yaşayanlar ahlak sahibidir. Ve aynı zamanda bunlar asalet sahibidir. Ahlak kişiye asalet sahibidir. Evet, işte Allah'ın ipine sarılmak da böyle anlaşılmalı. Daha dün birbirinizin boğazına sarılırken şimdi tek yürek haline geldiniz. Yalnızca Müslümanlar olarak can verin. Bakın, 102. ayet. Ali İmran Suresi'nin 102. ayet çok tesirli bir ayettir. Ve çokça ezberlenen bir ayettir burası. Bunu bir kez daha okumak istiyorum. Ey iman edenler, güvenenler, Allah'ın öfkesini çekmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa o şekilde sakının. Yalnızca Müslümanlar olarak can verin. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ayrılığa düşmeyin. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Daha dün birbirinizin boğazına saldırırken şimdi tek yürek haline geldiniz. Onun nimeti sayesinde yedi işçi cari gitmeyen can yoldaşları oldunuz. Allah sizi uçurumun kenarından kurtardı. Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yoldan şaşmadan yürüyesiniz. Sizden erdeme çağıran, ortak iyi emreden kötülüklerle mücadele eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluş erenler bunlardır. Şimdi bakın, hayra çağırmak, marufu emretmek, münkerden nehyetmek ve bunu yapacak bir topluluk bulunsun diyor. Öyle herkes köşesine çekilsin, Allah'a dua etsin ve kurtuluş arasın diye bir şey yok. Bir topluluk bulunsun. Bir topluluk topluluk ne yapacak? İnsanlara hayra çağıracak. Marufu emredecek, münkerden nehy Peki bunlar ne demek? Yani örgütlenme çağrısı yapıyor. Teşkilat halinde olun diyor. Örgütlenin diyor. Fakat bir örgüt ne yapacak? Şimdi i̇şte bir yerde örgüt kurulduğu zaman tehlike başlıyor demektir. Mutlaka örgütün bir şefi olur. Mutlaka o örgütün bir yiyicileri olur, bir de çalışanlar olur. Her örgütte bunlar kaçınılmazdır. Ama topluluk bulunsun diyor. Ha, bizim anladığımız anlamda örgüt değil bu. Hıyar aşık bir topluluk değil. İçinde sınıf yaratan bir topluluk değil. Eşitlikçi, adil, kardeşhane bir topluluk. Herkes bir ağaç gibi tek başına ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Nazım Hikmet'in şiiri değil mi bunlar? Işte? Tabi bunu anlatıyor işte. Peygamberane bir mısradır bu. Bir ağaç gibi tek başına ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Ormandan ağacı görmezlik etmeyeceğiz. Ağacın kişisel varlığını inkar etmeyeceğiz. Ama ağacın kişisel varlığı diye de orman halinde bulunmuşu da reddetmeyeceğiz. Bunlar uzun problemlerdir. Yani örgüt birey ilişkisi. Yani bizim kurduğumuz örgütler genellikle bireyleri yer bitirir, mahveder. Bireyler oradan kaçarlar, örgütlenmeyi inkar ederler, tek başlarına kalırlar, hiçbir şey yapamazlar. Bir araya gelelim, topluluk oluşturalım dedim, hemen sınıf yaratırız. Şef olur, bir göreve gelen bir daha gitmez. Biri diğerini sömürmeye kalkar. Bir araya gelip dağıldığı zaman paramparça olursun. Dolayısıyla bunlar böyle sürekli giden gelen konulardır. Şimdi burada diyor ki sizden hayra çağıracak bir hayır demek burada ben erdem diye çevirdim. Erdem hayır demektir. Hayır hayra çağıran hayır yapmaya çağıran demektir. Türkçe'de kullanıyoruz. Hayır. Evet'in zıttı olan hayır değil. Hayır. Hayır yapmak hayır hesenat işlerinde bulunmak, hayırsever olmak, hayırsever evlat, hayırsız evlat olmak, bir hayrı dokunmamak, hayrını görmek gibi bak bir çırpıda 7-8 tane hayır kelimesinin geçtiği Türkçe'de deyim söyledim. İşte o Türkçe'deki hayır kelimesidir. Burada anlatılan. işte o hayra çağıran bir topluluk olsun diyor. Demek ki bu topluluk ne yapacak? İnsanları hayır yapmaya çağıracak. Ee, hayırlı olmaya çağıracak. Ee, hayır hasanat işlerinde bulunmaya çağıracak. Ee, hayırlarda yarışacak. Şu halde hayır vermek demektir. İçinizden başkasına verecek başkasına faydası faydası dokunacak, işler yapacak bir topluluk bulunsun diyor. O halde bunun felsefi tartışmadaki Yunan filozoflarının dünyasındaki adı Erdem'dir. Kur'an-ı Kerim'in hayır dediği şey Yunan filozoflarının Erdem dediği şeydir. Türkçe Erdem diye geçer. Erdem başkası için bir şey yapmak demektir. Evinizdeki yangını söndürürseniz bu Erdem değildir, hayır değildir. Komşudaki yangını söylürseniz bu erdemdir, hayırdır. Başkası için bir şey yapmak hayırdır. İçinizden başkası için bir şey yapan bir topluluk bulunsun diyor. Bu insanileşmenin zirvesidir. Herkes kendisini çapar, kendisi için bir şeyler yapar. Ama insan dediğin başkası için bir şey yapar. Eee... Bir insan canı acıdığı zaman canının yandığını hisseden kişiye canlı diyoruz. Çünkü canı yandığı zaman demek ki sen varsın ve canın yanıyor. <laughs> canlı bu demektir. Canının yandığını hissedene canlı deriz. Kur'an'daki karşılığı da bunun beşerdir kendi canının yandığını hisseden herkes beşerdir. Ama başkasının canının yandığını hissedene insan denir. Yani Erdem, başkasının canının yandığını hissettiğin zaman insan oluyorsun. Aksi halde beşer kalıyorsun. Kendi canının yanmasıyla uğraşıyorsun. Senin canın yandığı zaman ortalığa atlıyorsun. Senin canı yandığı zaman bağırıyorsun. Senin evin yandığı zaman dışarılara koşup yok mu yardım eden diyorsun. Yani hep kendin için, hep kendin için. Bu peki kötü bir şey midir? Hayır, anlaşılabilir bir şeydir. Çünkü canlılar, canları yanınca fevran ederler. Yani kedi de böyledir, köpek de böyledir, karınca bile böyledir, kelebek bile böyledir. Canlı çünkü böyle dokunduğuna acı hisseder ve bağırır. Bu normal yani, anlaşılabilir bir şey. Buna beşer diyoruz arkadaşlar. Peki insan kimdir? İnsan, başkasının canının yandığını hisseden kişiye denir. Herkes kendini insan olup olmadığını buradan ölçsün. Beşer miyiz yoksa insan mıyız? Buyurun ölçün. Ne kadar beşeriz, ne kadar insanız. Ne diyor burada? Başkasının canının yanmasıyla ilgilenen topluluk olsun diyor. Hayır. Başkasıyla ilgilenen. Başkasına bir hayrı dokunan. Bak Türkçe'de ne güzel söylemişiz. Kimseye hayrı yok deriz. <laughs> Bak tam Cuk yerine oturmuş kavram. Ya onun kimseye hayrı yok. Hayırsız evlat. Yani anne babasına faydası yok. Kimseye hayrı yok. Kendinden başka kimseye bir hayrı yok yani. Kimseye dokunmuyor yani. Bir hayır yapmıyor. Bir erdemi yok yani. O kendi halinde, kendi için uğraşan bir adam o. Demiş oluyoruz. Sonra ne diyor? Marufu emreden. Bunu ne diye çeviriyoruz? Ortak iyi emreden. Ortak iyi. Emri bil maruf. Nehi anel münker. Münkeri yasaklamak, marufu emretmek. Yani ortak iyi olan şeyi başkasına yaptırmak, götürmek, başkasının da bunu yapmasını istemek ve topluma zararı dokunan şeyleri yasaklamak, onlarla mücadele etmek. Münker, zararı topluma sirayet eden şey demek. Münkeri ne yetmek? Yani münkeri yasaklamak, zararı topluma yayılan şeye mani olmak. Onu yapılmasını engel olmak demek. Bir şey gördünüz, yayılıyor. Herkese zarar veriyor. Onunla mücadele ediyorsunuz, atlıyorsunuz. Aman bu insanlar bundan zarar görmesin. Bak başkası için bir şey yapıyorsun. Ama bir iyilik görüyorsunuz. Bakıyorsunuz bu iyiliğin herkese faydası var. O zaman bu iyilik bende kalmasın. Bu iyilikten herkes yararlansın diye o iyiliği başkasına da götürüyorsunuz hep bana hep bana demiyorsunuz. Size yararlı olan bir şeyin bütün insanlara faydalı olduğunu görüyorsunuz ve onu başkasına götürüyorsunuz. İşte bu da maruf oluyor. <laughs> Dolayısıyla hayrın nasıl yapılacağını hemen sonraki cümlede açlamış oluyor. İnsanların başkasına faydası dokunacak, işler yapacak topluluk bulunsun. Nasıl? iyi olan şeyi herkese taşıyarak, herkese zarar olan şeyi engel olarak diyor. bunu yapabilirsiniz diyor. Dolayısıyla şimdi burada sosyal İslam'ı görüyoruz. Bencil İslam, egoist İslam, kendini düşünen İslam yok görüyorsunuz. Hep başkasıyla ilgilidir. Başkasıyla ilgilidir. Zaten ben dindarlığı biraz böyle tarif ediyorum. Bu ayetlerden yola çıkarak. Gerçek dindarlık nedir? İki şeydir. Bir, yüreğinde merhamet olmasıdır. Merhamet. Acıyarak, severek ve şefkat göstererek bütün canlılara ve mahlukata ve doğaya bakmasıdır. İki, öteki için bir şey yapmasıdır. Kendinin dışındaki öteki kimse, onun hakkını savunması, ona yardım etmesi, ona destek olması. Yani başkası için bir şey yapması, hayır yapması. Marufu, götürmesi, münkere mani olması gerekir. Dindarlığın özü bu. Bakacaksınız bir insanda merhamet yoksa ve öteki için kılını kıpırdatmıyorsa o adam bir defa dindar olamadığı gibi insan da olamaz. Burada insanlıkla dindarlık örtüşmüş oluyor. Bir de emri bir marufun şöyle bir anlamı var arkadaşlar. Ee, genellikle bu işit tayfası ve o zihniyette olanlar İslam devleti kavramı derken bu tür ayetleri ileri sürüyorlar. İslam devleti nedir? İyiliği emreden, kötülüğü nehyeden devlettir. Biz de şu anda iktidara geldiğimize göre, biz de devlet olduğumuza göre, emrimizde ordu, polis, asker, mahkeme olduğuna göre, kılıç ve güç bize geçtiğine göre, şöyle bir kenara çekelim bakalım, İyiliği emredeceğiz, kötülükten ne gideceğiz diyorlar. Hadi buyurun yapın dediği zaman hemen gidiyor Musul'u ele geçiriyor ve 12 maddelik bir bildiri yayınlıyor. Ne bu dediğin zaman işte iyiliği emrediyorum, kötüyü ne gidiyorum işte diyor. Yani marufu bilmiyor, münkeri bilmiyor. Bu hayrın ne olduğunu bilmiyor. Bu ayetlerin ne anlama geldiğini bilmiyor. Çarpıtıyor yani. Çarpıtma dediğimiz tam da bu işte. Şimdi biz ne yapmış oluyoruz? çarpıtılmış ayetleri düzeltmiş oluyoruz. Yani biz ayet bükücülüğü yapmıyoruz. Bükülmüş ayetleri düzeltiyoruz. Başkası yorum yapmış, ayeti bükmüş, canlı okumuş, tanınmaz hale getirmiş binlerce, yüzlerce yıldır. Biz onları düzeltiyoruz. Hayır ya bir dakika o anlama gelmiyor, şu anlama geliyor diyoruz. Yani söylenenin tam tersi olmuş oluyor. Hemen bir bildiri yayınlıyorlar. Bakıyorsun bildiri de 12 madde var. Birincisi Namaz vakti kimse dışarıda dolaşmayacak. Her kim namaz kılmazsa ona şu kadar kırbaç vurulacak. Cuma namazı ortalıkta orta dolaşan bir tanesini yakalıyorlar. Musul meydanının sırtını açıp kırbaçlarken başlarken tekbir getiriyorlar. Video çekip dünyaya gönderiyorlar. Ve diyorlar ki bakın işte Musul'da emri bil maruf nehyanil münker yapılıyor. Yani iyilik emrediliyor. Namaz kıl. Namaz kılmak zorundasın. Bu iyidir. Bu iyi yapmak zorundasın. Münker. Yani namaz kılmamak da yasaklanıyor. Aynı şeyi baş ölçüsünde yapıyorlar. Herkes başını ölçüsü. İkinci maddede de kadınlar dışarı çıkarken başlarını örteceklerdir. Hatta kimse yüzünü göstermeyecektir kadınlardan diye madde yayınladılar ve bunu Musul'da uyguladılar. İşte İdlib'de orada burada ele geçirdikleri her yerde şeriat diye, emri bil maruf diye bunları uyguluyorlar. Bunlar Kur'an'dan ne geçtiğini, ne yazdığını bile bilmiyorlar. Kaba saba yorumlar bunlar. Kardeşim bak, emri bil maruf, tanınan, bilinen, yaygın olan, herkes tarafından kabul edilmiş olan şeyi emretmek, uygulamak demektir. Başörtüsü, bütün insanlık tarafından tanınan, bilinen, herkes tarafından kabul edilen bir şey midir? O, sana göredir namaz kılmak evrensel midir? Herkes tarafından bilinen, kabul edilen, evet doğrudur. Böyle yapmalıyız. Biz de yapmalıyız bunu. Denilen bir şey midir? Sadece Müslümanlara mahsustur. Hacca gitmek. Keza öyle. Şimdi bunlar Müslümanlığa mahsus bir takım nüsuklardır. Yani ritüellerdir. Sen şimdi kalkıp bunu devlet zoruyla ve mahkeme kararıyla elinde kılıçla, askerle, polisle, kırbaçla İslam devleti diyerek uygulamaya kalktığın an dini diktatörlük kurmuş oluyorsun. Halbuki senden marufu emretmen isteniyor. Bu ortak iyi demektir. Ortak iyi emredeceksin. Kendine mahsus iyi değil. Bakacaksın. Ne ortak iyi ise maruf odur. Çünkü maruf herkesin ortak ortak olarak tanıdığı, bildiği, kabul ettiği şey demektir. Ne olabilir? Mesela adalet. Buyur, adalet uyguladı herkesinden memnun olsun. Buna itiraz eden mi var? Eşitlik, özgürlük, kardeşlik, iyilik, insanlara güzel davranmak, insanların ihtiyaçlarını gidermek, iş sahibi yapmak, meslek sahibi yapmak, insanların mutlu olmasını sağlamak insanlara faydalı olan neyse onu yapmak. Bunlar bütün insanların ilk duyduğunda ne güzel işler dediği şeyler değil midir? Neden onları yapmıyorsunuz? Maruf bu demektir. Herkesin güzel gördüğü şeyler yapmak demektir. Sana özgü, sana göre güzel olan şeyi devlet zoruyla dayatman demek değildir. Anlaşılıyor değil mi? Emri bil maruf. Medine Sözleşmesi'nde Peygamberimizin Yahudilerle, Hristiyanlarla İnançsızlarla, deistlerle, ateistlerle, agnostiklerle o günkü tüm toplum kesimleriyle ve etnik kökenleriyle, kabilelerle bir araya gelip imzaladığı 48 maddelik Medine Sözleşmesi'nde en çok geçen kelime adalettir. İkinci en çok gelen geçen kelime buradaki maruftur. Yani herkese hakkını vereceğiz. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz. Hepimize göre iyi olan şeyleri birbirimize tavsiye edeceğiz. Topluma kötülük saçan şeyleri hep beraber engel olacağız. Beraber karar vereceğiz. Beraber uygulayacağız. Medine'yi birlikte savunacağız. Herkes kendi dininde serbest olacak. Kardeşim peygamber böyle bir toplumu kurmuş. Bugün buna demokratik toplum diyoruz. Bugün böylesi yönetime demokratik cumhuriyet diyoruz. Çağdaş dünyadaki karşılığı budur. Yani herhangi bir toplum kesiminin dinin, mezhebin, ırkın, ulusun, liderin, ideolojinin herhangi bir toplum kesiminin diğerlerine egemen olduğu toplum değil, hepsinin barış içinde bir arada yaşadığı ve hep beraber ortak olan devlete sahip oldukları ve orada söz sahibi oldukları yönetim şekli ve toplum demektir. İslam'ın istediği bu. Çağımızda buna ne deniyorsa. Peki biz şu anda öyle bir toplum muyuz? Hayır. Orta Doğu toplumları böyle bir toplum mu? Hayır. Nasıl bir toplum? Kim devlet ele geçirirse, kim iktidara gelirse, kimin eline devletin sopası geçerse, öbürünün tepesine indiriyor. Kim devleti ele geçirirse diğerlerini oradan postalamaya kalkıyor. Herkes kendi liderinin resmini dağa, taşa, sokağa, her yere devasa posterlerle asmak istiyor. Ve diğerlerini yok etmek istiyor. Herkes bana benzesin, her şey bana ait olsun ve herkes benim gibi düşünsün istiyor. Olmaz. Olabilemez. Bu yanlış bir yoldur. Kur'an'a aykırıdır. Medine Sözleşmesi'ne aykırıdır. Din adına yapıyorsan bunlar da aykırıdır. İşit'in yaptığı da aykırıdır. Suudilerin yaptığı da aykırıdır. İran'daki Şii Moğolların yaptığı da ayrıdır. aykırıdır. Afganistan'daki kendine mücahit diyenlerin din dayatması topluma aykırıdır. Bunların hepsi yanlış kardeşim. Avrupa'da, Doğu'da, Batı'da nerede yapılıyorsa yanlıştır. Bu kitap diyor ki insanları sürü yerine koymayın. Kendiniz de çoban olmayın. Bu kitap diyor ki bir peygambere baskıda bulunmak, dayatma yapmayı, insanlara vekil olmayı ve insanlara muhafız olmayı, onların başına zabit kesilmeyi yasaklıyoruz diyor. Din bekçiliği yasak, günah bekçiliği yasak, Bildiklerini zorla dayatmak yasak. Hep beraber yapacaksın. Hep beraber. Beraber kararlayacaksın. İnsanlara tepeden bakmayacaksın. Ben yaptım oldu demeyeceksin. Ben ne dersem o olur demeyeceksin. Aldığınız kararı beğenmiyorum. Berat ettirmeye kalktılar demeyeceksin. Onlar da mahkemedir. Onların da saygınlığı vardır. Asalet vardır. Onlar da hukuk mezunudurlar. Onlara da saygılı olacaksın. Demek ki karar bu diyeceksin. Kabul edeceksin. Kendini toplumun sahibi değil, mensubu olarak göreceksin. Kendini kainatın egemeni olarak değil, bir mensubu. Alalada bir mensubu. Ben de sizden biriyim diyeceksin. Peygamberimiz de dışarıdan gelen birisi ne diyor? Hanginiz Muhammed diyor. Benim kitabıma koyduğum isim budur. Hanginiz Muhammed? Daha bundan öte muazzam bu söylediğim şeylerin mesajını veren bir şey var mıdır? Adam geliyor şöyle bakıyor. Peygamberin kim olduğunu tanıyamıyor. Hanginiz Muhammed diyor. Şu ileride duvarın dibinde oturan beyaz saçlı, beyaz yüzlü, uzun saçlı adamdır diyorlar. Onun üzerine gidiyor diyor ki Muhammed sen misin? Diyor. Evet benim diyor. Sana bazı sorular soracağım ama gücenmeyesin diyor. Hayat evet, buyur diyor. Sen zenginlerden alıp yoksula verecek misin? Doğru mu diyor? Evet diyor doğru. Birkaç soru daha soruyor. Ben bu kadarını yaparım, başkasını yapmam diyor. Daha bir daha da Medine'ye gelemem diyor, köyde oturuyorum diyor. Adam çekiyor, gidiyor, o arkasından bakıyor. Bu söylediklerini yaparsa Allah ondan hesap sormayacaktır diyor. Basit 3-4 şey söylüyor sonuç itibariyle. Ama hangi Muhammed diyor. Hiyaraşı yok. Alt, üst yok. Karışacaksınız topluma. Ben liderim. Benim tanımam lazım. Benim geldiğimde herkesin ayağa kalkması lazım. Bu firavunluktur. Firavunlar salona girdi an herkes zınk bir ayağa kalkmak zorundaydı. O otur diyene kadar kimse oturamazdı. Ama peygamber öyle değil. Geliyor arkada bir yerde mescide oturuyor. Kimse geldiğinden gitme haberi bile yok. Şu anda böyle bir şey gördünüz mü? Böyle bir siyasi lider gördünüz mü? Herkes milleti neredeyse kendisine taptırıyor. El ayak öpenler, ellerini böyle uzatanlar, eteklerine sarılanlar, padişahlar, sultanlar, bilmem neler. Nedir bunlar ya? Bunların neresi Müslümanlıkta var? Bizim anlattığımız gerçek İslam'dır. Evet, ben gerçek İslam böyle olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi bir ara daha veriyoruz. Ee, biraz biraz nefeslenelim. İkinci bölümde soru cevaplarla devam edeceğiz. Evet, buyurun. Söz sizden. Emri bil maruf yani iyiliği emretmek nedir? Nasıl yapılır? İyiliği emretmek. İyiliği emretmek ne diyeyim? Güzel bir şey aslında. İyiliği emretmek aslında Kur'an içerisinde yaptığınız şeyin en iyisini yapmak tarzı bir anlama geliyor bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla iyiliği emretmekten kasıt da burada örnek veriyorum e, herhangi bir işle uğraşıyorum ticaret yapıyorum ticarette dürüst olmak ahlaklı olmak işte ilişkinde dürüst olmak ahlaklı olmak evliliğinle vesaire bunlar iyiliği emretmek ee, yani insanlara iyiliğe yönlendirmek iyi hareketlerde iyi davranışlarda bulunmaya yönlendirmek iyiliği dediğiniz şey budur herhalde Bilmiyorum abi. İyilemnetmek çok güzel şey. Yani Allah'ın Allah'ın verdiği şeyleri yerine getirirsen, yaparsan her zaman iyi olursun. Bütün kötülüklerden uzak kalırsın. Evet, programımız devam ediyor sevgili seyirciler. Bana Dinden bahset programını izliyorsunuz. Üçüncü ve son bölümdeyiz. Şimdi e, mikrofonu sözlüdeki arkadaşlarımıza veriyoruz. Daha sonra da sosyal medyadan, medyadan gelen sorularla devam edeceğiz. Soru soran var mı? Tamam o zaman sosyal medyadan devam edelim. Ee, evet. Hocam Kur'an'da Yahudilerin lanetlendiği söyleniyor. Bu bütün Yahudiler için mi söylenmiş yoksa zulmeden, kul hakkı yiyen, haram yiyen, zalime yandaş olup mazlumu eden, dini dili mezhebi ne olursa olsun bütün kötü insanlar için mi söylenmiştir? Teşekkür. Evet. Şimdi sorduğun soruda cevabını verdin zaten. <laughs> Üst tarafta soruyu sordun. Alt tarafta da cevabını vermiş oldun. Tekrardan cevap vermene, vermeme gerek yok. Aynen orada yazdığın gibidir. Ee, Kur'an'da lanetlenmiş bir ırk. Yahudiler gibi. Lanetlenmiş bir hayvan. Domuz gibi. Yoktur. Allah yarattığı herhangi bir hayvanı veya yarattığı herhangi bir insanı veya kavmi, ulusu durduk yere sıf onlar o olduğu için lanetlemez. Böyle bir şey yok. Lanetlemek uzak tutmak demektir. Allah'ın rahmetinden uzak olmak demektir. Ama lanetlenen davranış vardır. Mesela kibir lanetlenmiştir. Öfke lanetlenmiştir hırs lanetlenmiştir. Öldürmek, çalmak, başkasının hakkına tecavüz etmek, hak yemek, haram yemek, Allah'ın yasakladığı şeyler yapmak lanetlenmiştir. Yani lanetlenmiş davranış vardır. O davranışı kim yaparsa Allah'ın rahmetinden uzak olur. Yahudilerin içerisinde de iyi insanlar yok mu? Var. Yahudilerin içerisinde de cennete girecekler yok mu? Var. Yahudi olduğu halde mi? Evet. Kendisine Yahudi diyebilir. Yahudi halkının içinden doğmuştur. Ne yapsın? Kendi karar vermiyor ki anne, anne, anne babadan doğacağına. Ama davranışlarına bakılır. İyi güzel davranışlarda bulunuyorsa, haram yememişse, kulak yememişse, alın teriyle yaşamış, emeğiyle geçinmişse, bu adam Allah'ın cennetine girer benim inancıma ve itikadıma göre. Allah'tan haber alıp da getirdiğime göre değil. Çünkü ben Allah'tan böyle bir ne haber aldım. Ne cennete kimin gireceğini ne de kimin cehennemde yanacağını bilebilirim. Ama şuradaki ilkelere göre bir görüş açıklayabilirim. Burada yazmaktadır ki iyi amel işleyenler kurtulur. Kötü işler yapan kurtulamaz yazıyor. Din, ırk, kavim, ulus, deri rengi, cinsiyet bir kimsenin yanmasına sebep değildir. Evet, evet oradan devam edelim o zaman. Geçen hafta da zaten e, şey yapmamıştık e, sosyal medyada biraz es geçmiştik. Evet. Hocam geçtiğimiz günlerde YDT halk otobüsünde iki bir kadın bir erkek çift öpüşürlerken yolcuların tepkilerine maruz kaldılar. Daha sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığına bu durum soru şeklinde yöneltildi. Böyle bir durumda ne yapılması gerekiyor? nasıl davranılması gerekiyor? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen cevaplardan bir kısmı da şöyle. Malum olduğu üzere emri bil maruf, nehli anıl münker, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak, gücü yeten tüm Müslümanlara farz olan bir görevdir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur ki, kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin, Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin, diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle buzetsin ki imanın en zayıf derecesidir. Şimdi izleyicimiz de soruyor, bu şiddete bir yönlendirme değil midir? Bu durumu bir evet. değerlendirir misiniz? Sorumsuzca verilmiş bir cevap. Şimdi otur sorulara böyle cevap verdiğiniz zaman vatandaşın birisi çıkar. Ben iyiliği emrediyorum der. Sen niye başını açık der. Hadi bakayım başını ört der. Öbürü çıkar ben iyiliği emrediyorum. Biraz önce anlattım tam da mevzu oydu. Ezan okunuyor. Niye camiye gitmiyorsunuz? Ortalıkta geziyorsunuz. Kapat bakayım dükkanı der. Nitekim şu anda Suudi Arabistan'da ve İran'da bu iyiliği emretme adı altında uygulanıyor. Ezan okunduğu zaman Suudi zabitleri anayasal görev olarak bu onlara verilmiş. Herkesin dükkanlarını kapatıp, hadi camiye, haydi salaha diye insanları camiye sevk etmekle görebilirler. Buna ne diyorlar? İyiliği emretmek diyorlar. İran'da kadınlar başlarını açık olarak dışarı çıkamazlar. Onlar ne yapıyorlar? Onlar da iyiliği böyle emrettiklerini iddia ediyorlar. Mosul'da, biraz evvel işte anlattım, namaz kılmayana kırbaç vurulacaktır, kimse başı açık dışarı çıkamayacaktı ya. İyiliği emretme adı altında bunları yaptılar. Ben de biraz evvel iyiliği emretme yorumu yaptım. Marufu emretmek bu değildir. Çünkü bu size göre iyidir. Herkese iyi olan bir şey ancak. O da yasalar çerçevesinde, hukuk içerisinde ve kurumsal bir şekilde insanların rızasını alarak ancak onu yapabilirsiniz. Şimdi, peki o zaman Kur'an'da şu tür ayetleri niye görmüyorsunuz? Diyor ki peygambere biz seni insanlar üzerinde zorba yapmadık. Biz seni insanlar üzerinde hafiz, koruyucu, muhafız, günah bekçisi yapmadık. Biz seni insanlar üzerinde vekil yapmadık diyor. Yani onlar adına konuşan. Otobüste gençler öpüşüyorsa, e sen onların günah bekçisi kardeşim? Niye kendini müdahale etmekle sorun hissediyorsun? Onlar aklı başında insanlar değil mi? Onların çok sorumsuz olduğunu mu zannediyorsun? Daha da ileriye gidip parklarda, bahçelerde hemen oraya yatağa yatıp serip sevişeceklerini falan, ilişkiye gireceklerini falan mı zannediyorsunuz? Aman engel olmuş oraya doğru gidiyor falan diye. <laughs> Telaşlanıyorsunuz. Öyle bir şey olabilir mi yani? Size ne? Sen kendine bak. Geç git. Yani bir çocuk sevgilisinin elini boynuna atmıştı yani. Öpüşme dedi herhalde öyle bir şeydir yani. El ele tutuşmuşlar diye. insanlara müdahale etmek günah bekçiliği yapmak demektir. Ve Kur'an'da yasaklanmıştır. Emri bil maruf da bu değildir. Günah pekçiliği. Muhafız. Yapmadık seni diyor. Biz insanların din bekçisi değiliz. Günah bekçisi değiliz. Muhafız değiliz. Zorba değiliz. Onların vekili değil. Onların adına da konuşamazsınız. Onlar adına sana bir yetki mi verilmiş, bir rıza mı var? Yani birisi şöyle bir şey mi çıkmış? Yani çıkmış da söylemiş. Ey millet, bana oy verin, size bekçilik yapacağım. Parklarda, bahçelerde dolaşacağım, el ele tutuşanlar, birbiriyle öpüşenler, sarılanlar varsa onların hepsini yakalayıp doğru Kudüs'e göndereceğim. Bunun için bana oy verin, demiş de, sana oy verilmiş de. <laughs> kendi rızalarıyla mı bunu yapılmasını istiyorlar? Onların rızası var mı? Bir de git onlara sor. Ha, şimdi toplum toplum bir arada yaşadığına göre birbirimize saygılı olmak zorundayız. Doğru. Ama birbirimizin yapmış olduğu bir takım gelenekleri, görenekleri, adet, adetleri de bu bana aykırı, bu bana saygısızlık anlamına geliyor diye ama mahkum etmemeliyiz. Şimdi eğer oradaki gençler parkta oturup veya otobüste birbirleriyle sarmaş dolaş olmuşlarsa onlar da aklı başında gençlerdir. Sorumsuz insanlar değildir. Daha fazla ileri gidecek halleri de yoktur zaten. Demek ki birbirlerini çok seviyorlar. Hep geçip yani. Birbirlerini seviyorlar. Daha ne istiyorsunuz? Kavga etseler daha mı iyi yani? Birbirine bıçak çekseler daha iyi mi? Birbirini seven gençler görüyorsunuz da daha ne istiyorsunuz ya? Merak etmeyin, herkesin gözünün önünde, herkesin tasvip etmeyeceği, gören herkesin yok canım bu kadar da olmaz ki diyecekleri bir iş yapmayacaklar zaten. Merak etmeyin ya, bu kadar sabırlı olun, biraz dişiniz sıkın, biraz tahammül edin. Şimdi onlar da tersine çevirir. Mesela şöyle düşün, birisi kadının başını açık yürümesinden rahatsız oluyor. Öbürü de örtülü olmasından rahatsız oluyor. Nasıl çıkacağız işin içinden? Birisi diyor ki Allah'ın arzında Allah'ın emrine aykırı hareket ederek Allah başını ört dediği halde sen nasıl baş açık gezersin? Genellikle bu hale ruhiyeye bakıyorlar. Bu diyorlar nankör. Bak Allah'a karşı geliyor. Öbürü de diyor ki ya bunlar irticacıdır. Başını örtüyor. Yarın benim de başımı örttürecek. Buna izin vermemek lazım. O da oradan yaklaşıyor. Peki nasıl olacak bu iş? Ya birbirinize bir şey yapmayın. Bak Kur'an'ın dediğini yapın yeter. Üç şey yapın yeter. Herkes birbirine şu üç şey yapsın yeter. Kur'an'da geçen üç şeyi. Allah'ın peygambere sen bu değilsin. Sana biz böyle böyle bir emir, böyle bir iş, böyle bir görev vermedik dediği şey üç şey. Bir zorbalık, iki bekçilik, üç vekillik. Kimseye herhangi bir şeyi zorla yaptırmayın. Kimsenin başına bekçi kesilmeyin. Fikir bekçisi, ideoloji bekçisi, din bekçisi, ahlak zabıtası kesilmeyin ve insanların adına konuşmayın. Kendi adınıza konuş. Bak özgürlüğün tam tanımı budur. Özgür kimdir? Başında bir zorba, başında bir bekçi ve kendi adına konuşmayan birisi olmayan kişidir. Direkt kendi adına konuşacak, hiç hiçbir şey ona dayatılmayacak ve kimse onun başına beklemeyecek. Bu olduğu zaman özgürlük oluyor arkadaşlar. Şimdi sen o çocukların başına bekçi kesildiğin zaman, onların ahlakından kendini sorumlu tuttuğun zaman, ya aklı başında kocaman insanlar, biz kendimize bakalım deyip geçip gidecekler. Evet. Hocam, e İzleyicimiz diyor ki bir yıldır aynı mesajı atıyorum. Üzgün işareti yazmış. Bir yıldır bizimle olduğu için teşekkür ediyoruz. Sorusunu yöneltiyorum hemen. Kur'an'da reenkarnasyon olamaz dedirten ayet var mıdır? Tekamül aslında Kur'an açısından bakıldığında hedef değil midir? Evet şimdi çeşitli ayetler var o konuyla ilgili olduğu düşünülen, fakat ee, direkt reenkarnasyona yorumlayabileceğimiz bir ayet Kur'an'da yok. Şimdi Kur'an dirilişten bahsediyor, ölmekten bahsediyor, tekrar dirilmekten bahsediyor, tekrar ölmekten, tekrar dirilmekten bahsediyor. Bunlar işte, işte ana karnında dirilmek, sonra dünyaya gelerek dirilmek sonra kişinin fiziken ölmesi, sonra ruhan ölmesi, fikren ölmesi, kalbinin kararması, alakan kokuşması, çürümesi de ölme olarak tarif ediliyor. Böyle yorumladığın zaman bu değişik şekillerde yorumlanabilir, mevzuya dönüşüyor. Dolayısıyla ben şimdi anladığımı burada söylemek zorundayım. Şimdi Kur'an'dan benim gördüğüm dünya görüşü veya felsefi dünya görüşü diyelim daha doğrusu iki temeli var. Birincisi halk cedid. Yeniden yaratılış demektir. Yeniden yaratılış. Allah her an bir iş ve oluş üzeredir. Ve evrende yeniden yaratılış söz konusudur. Her şey yeniden yeniden yaratılmaktadır. Bir şeyin içinden başka bir şey çıkmakta, başka bir şey çıkmaktadır. Yani biraz daha felsefi tabirle söyleyecek olursak, he, her şey akar. Her şey dönüşür, değişir. Yoktan var olmaz, vardan yok olmaz. Her şey birbirine dönüşür. Her şey dönüşüm halindedir. Bir ırmağa iki defa aynı ırmağa giremezsiniz. Biraz evvel girdiğiniz ırmak biraz sonra değişmiştir. Burası iki dakika öncesinin burası değildir. Yarın geldiğiniz zaman burası değişmiştir. İki saat sonra değişmiştir. Her şey akar, her şey değişir. Her şey dönüşür, birbirine dönüşür. Buna Kur'an-ı Kerim halkı cedid diyor. Sürekli yeniden yaratılış. Birinci kural bu. İkinci kural, yaratılışta tekrar yoktur. la tekrara fi tecelli. Eski sufiler böyle söyler. Yaratılışta yeniden yaratılışta tekrar yoktur. Bakın iyi düşünün. Her şey yeniden yaratılır. Sürekli yeniden yaratılış vardır ve yaratılışta tekrar yoktur. Bir yaratılan bir daha yaratılmaz. Gökten bir tane damla düşer. Sonra bir başka damla düşer. Sonra bir başka damla düşer. Bir düşen damla bir daha düşmez. Sonraki öncekin aynısı değildir. Bir yaratılan insan daha sonra girenin aynısı değildir. i̇bn Rüşd de bunu kitabında alemin kadim mi ezeli olduğunu anlatırken aşağı yukarı bu ifadelerle açıklar. Şöyle der, işte biz ölüyoruz, toprağa gömülüyoruz. Veya Hindular ölülerini yakıyorlar, küllerini ırmaklara, dağlara savuruyorlar. Veya biz toprağın altına giriyoruz, orada üzerinden 100 yıl geçiyor, 200 yıl geçiyor. Kemik oluyor, kemikler de toprağa karışıyor. Sonra o mezarın üzeri sürülüyor. Oraya ağaçlar dikiliyor, ekinler dikiliyor. Sonra senin kemiklerin bir ağacın köklerine gübre oluyor. Ağaç büyüyor, oradan meyve, elma çıkıyor. Elmayı bir başkası yiyor. Senin kemiklerin hücrelerin kimyevi zerreleri elma olaraktan başka bir insana geçiyor. O insan büyüyor, erkek dişiyle birleşiyor, oradan yeni bir insan meydana geliyor. Dolayısıyla herkesin zerreleri herkese geçiyor. Herkes birbirini bir şekilde etkiliyor. Amma lakin bir yaratılan bir daha tıpkısının aynısı yaratılmıyor. Yani ben şu anda dünyada varım, biriciyim, Öldükten sonra benim fikirlerim başkasına geçecek. Savunduğumuz görüşler. Bedenim toprağa gidecek, karışacak. Toprağın içerisinde kim bilir oraya gelecek birisi sürecek, ne olacak? Bir ağaca mı dönüşecek, bir balık mı yiyecek, bir kurdam geçecek. Hem fiziki olarak hem zihinler olarak başka şeylere dönüşerek onların ruhlarında, bedenlerinde, damarlarında dolanarak devam edeceğiz. Ama biz şu anki halimizde değil. Bu anki halimiz bitti an biz bitmişiz demektir. Buna Kur'an-ı Kerim inna lillah ve inna ilahi raciun der. Allah'tan geliyoruz, Allah'a döneceğiz. Topraktan geliyoruz, toprağa döneceğiz. Ondan geliyoruz, ona döneceğiz. Yani yokluktan gelip yokluğa gitmiyoruz. Bir şeyden geliyoruz, tekrar o şeye dönüşüyoruz. Oraya karışıp başka şeyler oluyor. Şimdi bundan ötesini ben bilmem. Ee, e, ben Hinduizminde, Budizminde, reenkarnasyondan bunu kastettiğini düşünüyorum. Yoksa onun kastettiği, e, mesela ben 5 sene önce yaşamış bir demircinin reenkarnı olmuş haliyim. Şeklinde bir durum söz konusu değil. Yani herkes ölüyor, öldükten sonra bir başkası olarak tekrar dünyaya geliyor. Sonra gidiyorsun ona diyorsun ki aslında bu benim önceki bilmem ne halim falan diyorsun. Şimdi öyle bir inanç Kur'an-ı Kerim'de yok. Herkes bir defa alına doyuyor. Bütün yaratılışlar, bütün varlıklar yeryüzünde biriciktir. Sadece o ve varlığı ona mahsustur. O ölecektir. Bütün varlığa yayılacaktır. Zerresi, hürcesi, fikri, zikri, saçı, teni, eti, kemiği. Ama o varlık olarak bu dünyada bir defa var olmuş olacaktır. Yaratılışta bu açıdan tekrar yoktur. Dolayısıyla bu iki şeyi aklımızda tutmak bence yeterlidir. Bir, halkı cedid sürekli yeniden yaratılış vardır. Her şey denişir, dövüşür. İki, yaratılışta tekrar yoktur. Tekamül, insanın tekamülü nasıl olmalıdır? Kur'an açısından bakıldığında hedef midir? insanın tekamülleşmesi. Şimdi Kemal tekamül kemale ermek demektir. Ee, gelecekte şu anki insan türünün neye dönüşeceği, bilmiyoruz. Evet, yeryüzünde bir evrim süreci var. Birbirini doğurarak, birbirini etkileyerek bir yere doğru gidiyor. Şu anda bizim taşıdığımız gözler, milyonlarca yıl önce denizlerde, ilk olarak balıklarda oluşmuştu. Bir gözün oluşması için 300 milyon yıl geçmişti denizlerin altında. Sonra onlar karalara doğru çıktılar. Ve oradan milyonlarca yıl geçtikçe yayla yayla canlılık birbirinden türeyerek, üreyerek ta bugünlere kadar geldi. Bugünlerden de nereye doğru gider? Orasını ben bilemem. Ama bildiğim bir şey var. O da şu. Evrende, kainatta her şey bir diğer Birini geliştirmek, dönüştürmek ve ilerletmek için var gibi görünüyor. Yani şunu demek istiyorum. kapitalist ideologların, filozofların, tabiat filozoflarının iddia ettiği gibi tabiatta rekabet değil, birbiri için var olma, dayanışma vardır. Tabiatta, ormanlarda, ağaçlarda, bitkilerde, tüm hayvanat aleminde, canlılık aleminde birbiriyle rekabet değil, birbiri için var olma ve dayanışma vardır. Bu esastan bir dünya görüşü farklılığıdır. Adam tabiatı öyle gördüğü için toplumu da öyle görüyor. O zaman diyorum toplumda da güçlü zayıfı ezer. Zengin yoksulu sömürmesi normaldir. Arslan'ın ceylanı avlaması normal olması gibi. Ben de ceylan gördüğüm insanları avlarım yani. <laughs> Çünkü bir aslanım o ceylan. Kendini asla yerine koyuyor. Zayıfı da ceylan yerine koyuyor. E nasıl gidiyor aslan ceylanı avlıyorsa ben de diyor toplumun aslanıyım o da ceylanı ben de onu avlar yerim diyor yani. Rakiplerimi yok ederim diyor. Tabiatta çatışma varmış. O nedenle insan toplumuyla çatışma halindeymiş. Peki o zaman şuna cevap ver bakalım. Tabiatta ürettiği meyveyi kendisi yiyen, kendisi yiyen kim var? Mesela ağaçlar meyve veriyor değil mi? O meyveyi ağaç kendisi koparıp kendisi mi yiyor? <laughs> o ağaçları kim yiyor? Böyle kendini sunuyor adeta tabiata. Gidiyorsun ağaçları oradan böyle koparıyorsun. İnekleri sağıyorsun. Sütünü alıyorsun. Eşeğin sırtına biniyorsun. Yağmurla yüzünü yıkıyorsun. Denize giriyorsun, temizleniyorsun. Güneşten yararlanıyorsun. Güneş kendi kendini mi ısıtıyor? Su kendi kendini yıkıyor? Ağaç kendi kendine meyvesini yiyor. Herkes bir baskası için var değil mi? Görmüyor musunuz? Bunu nasıl görmezsin? Tabiatta bütün varlıklar öteki için vardır. Kendisi için olan bir tane varlık görmedim ben. Varsa söyleyin. Evet, insan. <laughs> i̇nsan. Biriktiren, biriktiren bir varlık gösterin. Ağaçlar meyvelerini biriktiriyor. Leylekler yumurtalarını mı biriktiriyor. Kurtlar bile Koyun üstüne dalıyor. Böyle öldürdüğünü bir kâhine bırakıyor. Yemiyor beni. Kurtluğunu yapıyor yani. Kurt bile biriktirmiyor be. Kuşlar mı biriktiriyor? Gidiyor bir pervazın kenarına böyle dön gagasıyla dört tane arpa yiyor. Onunla iki gün geçiniyor. Şu kadarcık midesi var. Sadece okuduğum kadarıyla fareler hafızaları çok zayıf olduğu için peyniri biriktirmiyor, saklıyor. Daha sonra nereye sakladığını unutuyor. <laughs> sonra yeni bir peynir bulunca onu da başka bir yere saklıyor. Bakıyorsun bir orada peynir, bir orada peynir, bir böyle. Ya götür hepsini bir yere biriktir bari. Ona biriktirdi ve diyemiyoruz. Ona saklama diyoruz. Bir tek o var yani. Onun dışında kimsenin bir şey sakladığı yok. Doğa hepsine yetiyor. Herkes birbiri için var zaten. Ama insanoğlu biriktiriyor. Aman aman diyorum. Mezara götürecekmiş gibi şey biriktiriyor başkasından saklıyor. Bir ağacın yetiştirdiği elmasını, armutunu böyle yoldan geçen alsın diye böyle salkım salkım sunması gibi kendindeki ürünü başkasına sunmuyor. Biriktiriyor, saklıyor. Var mı dediğin zaman da yok diyor. Vermem diyor. Hatta verirsem, benim dediğimi yaparsan veririm diyor. Ne istiyorsun peki? <laughs> Beni diyor, sırtında taşıyacaksın diyor. Ne oldu yan yana işaret ediyorsun? Ediyor o biriktiriyor mu yoksa? <laughs> evet. Şimdi böyle yandan yandan işaret ediyor. Bu biriktiriyor falan. <laughs> ya şimdi Hı ne hacette ne olur ne olmaz şu kenara ayıralım dediğiniz zaman bu Anadolu insanının e, tedbir almak için ufak demek böyle annelerin falan sağa sola böyle soktuğu şeyler biriktirme değildir. Ben biriktirmeden onu kastetmiyorum. Mesela benim rahmetli annem maalesef açılmışken bir şey yok dediği zaman o yok dediği şey en az 10 yerde vardır. Şimdi bırak yok demeyi. Neredeyse getir falan dersin. Biraz sıkıştırdığı zaman bir gider yastığın altından 2 lira getirir. <laughs> Yorganın altından 3 lira getirir. Mutfağın bir kenarına sokmuştur. Böyle ne normal ne diye oraya buraya koymuştur. Hepsi de ama azar azardır yani. Bu farenin saklaması gibi bir şey. Ya ne normal. Ne Şunu şu kenara koyayım diyor. Şimdi bu nedir? Tedbir alıyor kendince. Diyor ki şu hıni hacette varlık var, yokluk var. Kendine göre tedbir alıyor yani. Ya bu biriktirme değildir bak. Biriktirme başka bir şeydir. Biriktirme aslında bir hırstır. Yemediği halde biriktirenler var. Yemiyor, biriktiriyor. O biriktirdiği şey orada öylece kalıyor. Kendi de giriyor, mezara giriyor. Biriktirdiği şeyi et, kendisinden sonra gelen varisleri ancak yiyebiliyor. İnsan diyesi geliyor ki ya kardeşim bu kadar biriktirdin. Bari yedin ya. Yemeden mezara gidiyor ya. Yani. <laughs> mezara gidiyor gidiyor. Onu orada böyle bekliyor orada. Peki sen biriktirince ne olacak? Ne şimdi biriktiriyorsun, biriktiriyorsun. Ama şimdi bir ayağın kayar, düşersin, bir şey olur, başına bir iş gelir. Yani bu dünyada buna ne gerek var yani? Şimdi tabiatta söz oradan açıldı. Tabiatta çatışma, rekabet, güçlünün zayıfı ezmesi, birbirinden mal kaçırma, kıskanma, biriktirme yoktur. Bu insanların dünyasında var. Tabiatta yardımlaşma ve dayanışma var. Her bir şeyin başka birisi için olma özelliği var. Bütün hayvanların özelliklerini tek tek inceleyin. Mesela biraz evvel domuz lanetli değildir diye bir tabir kullandım. Evet değildir. Allah yarattığı bir domuzu niye lanetlesin ki? Peki araştırın. Domuzun tabiata faydaları ne? Onun da bir faydası olduğunu göreceksin. Nasıl ki bir sineğin faydası var. Nasıl ki bir böceğin faydası var. Şu dünyada var olan hiçbir canlı boşuna değil. Her birinin kendisine değil başkasına bir faydası var. Onu tabiatın dengesi içinden çektiğiniz an tabiatta bir denge bozukluğu meydana geliyor. Daha dün bir haber vardı. Böcekler yok olduğu zaman Dünyanın geleceği karanlık. Böcekler. Şimdi peki aslan o zaman niye ceylan yiyor? Niye ormanda çıkıyorlar ve birbirlerini yiyorlar? İle şimdi ormanın dünyasıyla insan dünyası bir değil ki. Siz ormanda hiç şöyle bir toplantı yapıldığını gördünüz mü? Ne olacak bu ormanın hali? <laughs> Hayvanlar bir araya geliyorlar. aslanlar, ceylanlar, kurtlar, e, leylekler, ördekler, tavşanlar hepsi bir araya gelmişler. Ne olacak bu ormanın hali? Niye birbirimizi yiyoruz birader? Bu birbirimizi yemeyi bırakalım yani. Acıkan gidiyor, zayıf olana saldırıyor. Sormuyor da yani seni yiyeceğim diye. İnsan bir sorar. Ama şimdi orası hayvanlar alemi. Biz insanlar aleminde rıza diye bir şey var. Rızasız bağım gülü derilmez. Kimseden rızasını almadan hiçbir şey yapamazsın. Kimseye dalamazsın, saldıramazsın. Herhangi bir şey yapamazsın. Rıza sağlayacaksın. Şimdi onun için insanlar zaten ormandan ayrılmış ve ayrı bir insan medeniyeti kurmuş. Dolayısıyla şimdi tekamül dedi. Arkadaşımız tekamülü sordu. Tekamül hem evrim açısından insan fiziğinin gelişmesi başka başka şeylere dönüşmesi açısından mümkündür ama bu hususta Evrim nereye doğru gider? Onu kestirmek şu anda mümkün değil. Ama daha çok Kur'an'dan anlatılan tekamül, insani davranışların düzelmesi ve kişinin etrafına daha saygılı hale gelmesi açısından bir tekamüldür. Yani en çok saygılı olan, en çok takvalı olan, en çok tabiata saygı gösteren, en çok dalmayan, en çok haddini bilen kişi, en tekamül etmiş kişi olarak gösteriliyor. Evet. Hocam çok güzel seyircilerimizin soruları var. Olumlu, övücü ama iki tane sert sorularını yöneltmek istiyorum. Anlattığınız konularla bağlantılı. Birincisi Metin Yüksel konusunda ül ülkücülere iftira ediliyor diyor bir izleyicimiz. Orayı biraz açıklarsanız. İkincisi hangi bilgi kaynak ve ruhsat ile iman etmeyen bir Yahudi cennete sokuyorsunuz deniliyor. Evet. Şimdi ben biraz evvel Metin Yükseli 23 Şubat 1979 yılında kendilerine ülkücüler diyen bir grup üzerine ateş açarak öldürdü dedim. Ülkücüler şu anki ülkücüler, kendisine ülkücü diyenler öldürdü demedim yani bütün ülkücüler onu öldürdü dememiz mümkün mü yani böyle bir şey kendine ülkücü diyen birileri daha sonra bunlar MHP milletvekili oldular 12 yıl yattı içeride herkesin gözünün önünde camide çekti tabancayı vurdu cemaat dağılıyordu orada bir sürü görenler var bunun mahkemesi oldu ve içeride yattılar yani Onlar 12 şer yıl yattılar 1991 yılındaki genel aftan özel affından yararlanarak çıktılar ee, ve onlar e, kendilerine hala MHP'li ülkücü olduklarını söylüyorlar. Dolayısıyla şimdi şöyle demek e, daha doğrudur. Metin Yükseli ülkücüler vurdu. O zaman kendini ülkücü sayan herkes onun katil gibi kendini görür. Biz öyle demiyoruz. Metin Yükseli kendisine ülkücü diyen birisi veya birileri vurdu. Ve bir takım iddialarda bulunaraktan vurdular. Onun din yorumunu, anlayışını, fikrini, zikrini, duvarlara yazdıklarını, söylemlerini sevmiyorlardı. Başlıca iki konuda metine tabiri caizse ayar oluyorlardı. Yani bugünkü gençlerin tabiriyle ayar olmak. Yani sevmemek. Bu iki şeyini sevmiyorlardı. Birisi yeşil komünist diyorlardı. Bu sınırsız, sınıfsız İslam toplumu falan. Bunlar Bunlar böyle komünistliğe varan laflar gibi görüyorlardı. Bir de duvarlara Kürtçe slogan yazıyordu. Kürtçe slogan yazmaktan da böyle planlanıyorlardı yani ne oluyor ya falan gibi. Ama o Türkçe yazıyordu, Farsça da yazıyordu, Arapça da yazıyordu onun yanında Kürtçe de yazarak bu gölge halklarının kardeşliğini, hepsinin bir arada yaşayabileceğini, hepsinin de saygın olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Fakat o, bunlar ondan böyle planlanıyorlardı. Semiyorlardı o yönlerini. Tabii bu 40 yıl öncesinden bahsediyoruz. O zamanın sisli ortamında sağ sol kavgası vardı. Kim Murdu'ya giden bir sürü insan vardı. Mesela kendisinden e, bir yıl kadar sonra hatta bir buçuk yıl kadar sonra Temmuz 1980'de 12 Eylül darbesinden 3-4 ay önce Sedat Yeni Gün diye bir e, kişi vardı. O da e, İstanbul Akıncı'larına yakın. Akıncı gençlik liderlerinden. Bir öğretmendi. Şu anda oğlu var Halil İbrahim. Yeni gün. E, yarınki programda onların konuşma yapacaklar. Yarın 18'de İnşaat Kültür Evin'deki programda. E, o da mesela faili meçhul. Cinayete kurban gitti. Hala faili meçhul diye biliniyor. Yani 40 yıldır bir cinayet aydınlatılamaz mı? İfaili meçhul. Kapattılar dosyayı. İfaili meçhul. Fatih'te, Akdeniz caddesinde, Fatih'in e, bizim eski inşaat kültür evinin bulunduğu yerde e, ara sokaklarından bir tanesinde berberde tıraş olurken iki kişi geliyor e, şakana dayıyor silahı. Berberin gözünün önünde öldürüp gidiyorlar. Sonra o berberi apar topar yurt dışına gönderiyorlar. O gün bugündür konuşmuyor adam. Kim bu? Yani bu devlet bunu nasıl çözemez? Yani bu ülkede faili meşgul cinayet olabilir mi yani devletten habersiz? Devlet dediği nedir? Faili meşgul cinayetleri çözen kurumdur. Biz onun için devlete vergi veriyoruz. Onun için devlet devlettir yani. Ben mi çözeceğim? Hakim var, savcısı var, müfettişi var, dedektifi var, polisi var, askeri var. Yani devlet bunları çözmezse 17 bin faili cinayet var. Onlardan bir tanesinden bahsediyorum. Nasıl böyle bir şey olabilir? Bunların hepsinin çözülmesi lazım. 80 yıl sonra olsa bile, 100 yıl sonra bile olsa bunlar çözülüp, aydınlatılıp, ortaya çıkartılıp faillerinin cezalandırılıp bir daha böyle şeylere izin verilmediği an orada devlet var demektir. O devlet işte devlettir. O devlet bayrak sağlandırmaya müstahaktır. Aksi halde çeteye dönüşmüş demektir. Devleti bir takım çeteler ele geçiriyor. Onu vurutturuyor, bunu vurutturuyor. Devletin polisin askerini kullanıyor. Sonra bir de bakıyoruz faili meçhul. Acaba bunu devlet mi yapıyor? Devletin içindeki çeteler devlet ele geçirip rakiplerini bu yolla tavsiye mi etmeye çalışıyorlar? O zaman işte bunu demokratik devlet diyemiyoruz. Demokratik devlet içeriden bakıldığında dışı görünen, faili meçhulü olmayan devlet demektir. Herkese ait olan devlet demektir. Herkesin eşit hakla kendini ifade ettiği devlet demektir. Şimdi biz bunları söylüyoruz. Ülkücülere niye iftira atmış olalım? Yani Metin Yüksel'in kimin öldürdüğünü söylemeyelim mi? Öldürenlerin ülkücü, MHP'li olduğunu söylemeyelim mi? Kendileri zaten gitmişler mahkemede. İtiraf etmişler. Bir sürü insan onu görmüş. Ya böyle söylemekten ziyade söyle söylemeleri daha uygun olur. Kardeşim biz Metin Yüksel'in böyle fikirlerinden rahatsız oluyoruz. Olduk. O zamanın sisli ortamında her gün 3-4 kişi öldürüyordu. Kimsenin mahkemeye, devlete, şikayete gittiği falan yoktu. Biri diğerine kafası bozduğu zaman çekiyor silahı, vuruyordu. O da bize şunları şunları yaptı. O da bize silah dayadı. Fatih'e bizi sokmadı. Bir ara, beraber oldular, bizim üstümüze saldırdılar falan filan. Biz de bunlara canımız sıkıldı. Hoşumuza gidip yani laflar ediyordu. İşi komünistliğe, Kürtliğe falan kaydırıyordu. Bunlar bizim hassas olduğumuz konular. Buna müsaade edemezdik. Biz de o zamanın verdiği gençlik şeyle e işte bize yapılanları tuttuk, biz de ona yaptık. Falan dersen burada bir şey olabilir yani. Yaptığını insan kabul etmiş olur yani. Şimdi iftira attıra ne demek? Ne iftira nedir yani? O kabak gibi ortada yani o iftirası falan yok ki. Onlar yaptı. Bütün ülkücüler değil. Şu anda yaşı oraya yetmeyen bir sürü ülkücü var. Ben 40 kilo olaydan bahsediyorum. Kendini ülkücü gören 18 yaşında bir sürü genç yok mu? Bir sürü MHP yok mu? Biz dinleyenler yok mu şu anda onların arasında? Var. Ben onları kastetmiyorum ki. Siz vurduğunuz Metin Yüksel'e demiyorum ki. Sizin savunduğunuz bu fikirleri savunan, geçmişte birileri çıktı, bu işleri yaptı. Artık bu işlere müsaade etmemelisiniz. Böyle kişileri aranızda barındırmamalısınız. Cinayet isteyenleri dışlamalısınız. Demiş oluyoruz. Sonra Yahudiler iman etmedikten sonra nasıl cennete girecekmiş? Bunu kanıtlayan bir ayet göster diyor. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayetler var. Yahudiler, Hristiyanlar, ehli kitaptan olanlar, Sabi'iler, hatta bir ayette mecusi tabiri de geçiyor. Allah ve ahiret gününe inanıp salih amel işledikleri takdirde Allah onların bu yaptıklarını karşılıksız bırakmayacak ve mükafatlandıracaktır diyor. Yahudiler Allah'a ve ahiret gününe inanmıyor mu? İnanıyor. Hristiyanlar inanmıyor mu? İnanıyor. Mecusiler inanmıyor mu? İnanıyor. Saviiler yani Hz. Yahya'ya inananlar veya yıldıza tapanlar veya bunlar dışındaki bütün diğer din mensupları. Sabi'yi o anlamada gelebiliyor. Onlar da Allah ve ahiret gününe hemen hemen bütün dinler inanıyor. İyi, güzel işlerde yapıyorsa Allah onların mükafatlandıracağını söylüyor. Yani bu soruyu soran arkadaş bence sunun üzerine düşünmelidir. Yani bizim dini nasıl yorumladığımızı önce iyi anlamalıdır. Biz yani ben burada yapmış olduğum yorumda bunu tabi uzun uzadıya anlatabiliriz ama şimdi biraz uzun kaçar. Amelin insanı İnsanı kurt kurtaracağına inanıyorum. Son talilde, nihai noktada, her şey tüketildikten sonra geriye amel kalacak. Yani ne yaptığınız, nasıl davrandığınız, işte o sizi kurtaracak. İnanıp inanmadığınız değil, hangi dine mensup olduğunuz değil, hangi inanca mensup olduğunuz değil, inanıp inanmadığınız değil, hangi kabileye, aşirete, mezhebe, dine, ulusa, bölgeye, renge, cinsiyete, statüye sahip olup olmadığınızın hepsi tüketilecek. Bunların hiçbirisi kişiyi kurtarmaya yetmeyecek. Geriye yalnızca ve sadece amel kalacak. Ve bizi onlar kurtaracak. Nitekim bu söylediğim çok yabancısı olduğumuz bir şey değil. Aşırı, marjinal bir görüş falan Söylemiyorum. Amel defteri diye bir tabir var. Biliyorsunuz değil mi? Kişinin amel defteri. Açılır. İman defteri yok. Amel defteri var. Ne yaptığına ilgili defter demektir. Yani ne yaptığının tek tek yazıldığı defter demektir. Şunu öldürdü. Şunu çaldı. Şunu hakkını yedi şuna olan borcunu ödemedi. Ne yaptığınız? Karıncayı ezdi, çiçeği kopardı. Şunun hakkına girdi. Şunun alın terini vermedi. Şunun emeğin üzerine çöktü. Ne yaptığınızla ilgili defter demektir. Amel defteri. İşte bizi kurtaracak olan bu amel defteridir. Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor zaten. Hemen ya amel mitkale zerratin hayran yara. Kim zerre miktarı amel işlemişse onu görecektir. Kimde zerre miktarı kötü amel yapmışsa o da onun karşılığını görecektir. Femen ya'mel mitkale zerre diyor. Zerre miktarı amel. Zerre miktarı davranış, iş, çaba, uğraş. Yapan karşılığını görecektir. İyi yapan iyi, kötü olan kötü, iyi yapan mükafatı kötü olan cezasını görecektir yine Safa suresinde deniliyor ki siz sadece amellerinizden cezalandırılacaksınız. Hulâ tüczevne illa mâ kuntum Yaptıklarınızdan, davranışlarınızdan, edip eylediğinizden, ilişkilerinizden, yapıp ettiğiniz şeylerden yargılanacaksınız. Bununla cezalandırılacaksınız. İlla, başkasıyla değil. Şimdi iman etmek dediğin, inanmak dediğin, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek dediğin hepsi sonuçta gelir, burada son bulur. Bunların hepsi zaten kişiyi iyi amel yaptırmak içindi. Onlara değil, bunların bir amel yaptırıp yaptırmadığına bakırız. Yani kişinin namaz kıldığına, oruç tuttuğuna, hacca gittiğine, başını örttüğüne değil iman edip etmediğine değil. Bunların, bunların kişiye iyi bir amel yaptırıp yaptırmadığına bakılır. Eğer bu yapılan şeyler kişiyi adam etmişse, iyi bir adam haline getirmişse onlar da iyi farz edilir. Ama bunların hepsini yapmışsın ama sonuçta fiyasko. İyi bir adam değilsin kusura bakma. Yani eğer iyi bir iş yapmıyorsan, iyilik yapmıyorsan, iyi davranmıyorsun, Namazın, orucun, haccın, başörtünün hiçbir şeyin seni kurtaramaz. İmanın da kurtaramaz. Yani şu anda bilinenin biraz tersini söylüyorum. Kişiyi amel kurtarabilir ama iman kurtaramaz. Yani kişi kötü işler yapıyor ama sırf iman olduğu, iman sahibi olduğu için kurtulacak deniyor. Yanlış. Çok kötü işler yapmış. Çok kötü işler yapmış. Amel defteri çok kötü ama sırf iman etti diye namaz kıldı, oruç tuttu diye o kişinin kurtulacağı söyleniyor. Yanlış. Peki doğrusu ne? Doğrusu tam tersi. Kişi iman etmese bile, namaz kılmasa bile, oruç tutmasa bile, hacca gitmese bile, ameli iyi ise kurtulur. Onlar olmasa dahi. Bunun yüzlerce örneği var Kur'an'da. Sadece amel edenlerin kurtulacağına dair, iyi amel işleyenlerin. Bir de şu var, onu da söyleyelim. Habitat amalıkum. Onların amelleri boşa gidecek. Tabiri var. Hemen buna dayanarak diyorlar ki kişi iman etmedikten sonra iyi istediği kadar amel etsin, iyi işler yapsın, iman etmeden onun bütün amelleri boşa gider. Bu çarpıtmadır. Biraz böyle anlatılan ayetin çarpıtılmasıdır. Amellerin boşa gitmesinden bahsediyor. Salih amellerin boşa gitmesinden değil. Kur'an-ı Kerim'in neresinde salih bir amel boşa gider diyor. Yok böyle bir şey. Ama bazı ameller boşa gidebilir. Mesela burada kastedilen müşriklerin peygamberin hareketini durdurma çabaları. Kur'an'ın mesajının yayılmasına engel olma gayretleri ve bu hususta ortaya koydukları bütün ameller, bütün performanslar, çalışmalar hepsi boşa gidecektir ve Kur'an'ı durduramayacaklardır. Onu demek istiyor. Evet. Şimdi sizin sonuna geldik. Çok az bir süremiz kaldı. Anlattığınız konuya ilaveten Ankebut suresi ikinci ayette, Hocam e, seyircimiz öyle söylüyor. İnandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarınızı mı sanıyorsunuz? İman edilmemenin e, öyle bir katkı sağlanıyor mu? Tabii işte iman ettik demekle kurtulacağını mı sanıyorsunuz? Ankebut suresi ikinci yani? ayet. İşte Ankebut suresinin hemen girişinde de öyle onlarca ayet var. Yani eğer iman etmek kişiyi kurtardı kurtarsaydı böyle bir ayet gelmezdi. Der ki iman edin kurtulun. Oysa ne diyor? İman ettik. Amen tü demekle, amen na demekle işin biteceğini mi sanıyorsunuz? Amellerinize bakacağız. Onlar sizi kurtaracak demek istiyor. Evet. Evet sevgili seyirciler, bugünkü programımız da buna burada sona eriyor. Vaktimiz sona erdi. Bize ayrılan süre burada sona erdi. Şimdi son kez olarak sanatçılarımıza dönüyoruz. Ee, onunla, sazla, bağlamayla sözümüzü bitireceğiz. Her nerede bizi dinlediyseniz çok teşekkür ediyoruz. Şu ana kadar sabrettiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Evet. Söz sizde.